Selamlar, geldik, katıldık, buradayız ve bugünkü konumuz life. Bir yaşam diye çevirdik Türkçe'ye ama yapacak bir şey yok çünkü böyle. Yani o kozmik haritadaki, o büyük kozmik haritadaki yaşam kısmını konuşacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz bu serinin ne derler, fikir babası ve kontrol babası Görkem ve yine Görkem bize belli konu Kontrolü. başlıkları üzerinden gitmemizi tavsiye etti ki hani bunları ayarladığımızı geçtiğimiz yayınlarda da konuşmuştuk. O yüzden bir özet geçeyim. Bugünkü konu başlıklarımız neler olacak? Yaşam enerjisi, yaşam, ölüm, fel ve kan büyüsü, elementaller, ilk yaşayan fiziksel varlıklar, yani nasıl oluştular? Yaşam, ruh ve şamanizm ilişkileri, doğa enerjisi, druidizm, yaşam ve doğa enerjisi açısından druidlik ve şamanizm, vahşi tanrılar, yani oyunda Wild God olarak bildiğimiz vahşi tanrılar ki şu anda bir tanesi ekranınızdaydı. Bir tanesi daha geldi şimdi ekranınıza. Bunlar gibi. Loalar nedir, ne değildir? Vahşi tanrılarla bağlı, yani Wild God'larla bağlantıları nedir? Kutsal ışık, yaşam ve düzen, yani arasındaki bağlantı nedir? Düzen dediğimiz yer order, hani Titanlar aklınıza gelsin. Gene bir lore konseyi klasiği olarak bunu yapıyorum ve Görkem'e ansiklopedik bilgisi için soruyorum. Yaşam nedir? Yaşam enerjisi nedir diyoruz. Söz sende abi. Şimdi öncelikle merhaba. Tabii aslında çok böyle şey dallanıp budaklanan bir konu. Tam da konseptine uygun şekilde ağaçlar, dallar, Evet, budaklar. evet. Kendisi de aynen öyle. Yani yaşam enerjisi zaten işte life olarak oyunda geçen enerji kaynağı. İki zaten temel enerji kaynağı var oyunda. Yaşam ve ölüm. Bu yaşam tarafı işte bildiğiniz gibi düzen, fiziksel evren, yaşayan ölümlüler, canlılar, işte titanlar, bütün o taraf zaten yaşamla ilgili. Hatta işte Void'in bir kısmı ve işte Shadow'la ilgili şeyler de biraz onlarla ilgili. Onlar da önceki programlarda konuştuk zaten Nauru'larla işte Void bağlantısı. Ama esas birebir karşıtı ölüm. Yani ölümle ilgili olan şey de zaten Shadowlands'te göreceğiz onun işte gizemli tarafının ne olduğunu, işte ne anlama geldiğini. Şu anda ama zaten yaşamla ilgili her şeyi biliyoruz. Zaten bizim karakterlerimizin yaşadığı evren, işte yaşamın kurduğu ve oluşturduğu bir evren. Bu yaşamın ilk oluşması işte fiziksel evren oluştuktan sonra ışığın parçaları evrende işte belli noktalara saçılmaya başlıyor. İlk artık Big Bang gibi düşünün. Warcraft evreninin Big Bang'inden sonra bu yaşam parçaları ilk başta işte elementalleri oluşturuyor. İlk fiziksel yaşayan varlıklar elementaller Warcraft evreninde. O yüzden bütün gezegenlerde ve evrenin her tarafında işte hep birbirini andıran ve temel şekli birbirine benzeyen elementaller var. O yüzden mesela bizim Azeroth'taki elementaller de işte Alternatif Draenor'daki ve Outland'daki elementaller de hep birbirine benziyor ve aşağı yukarı aynı yapıda varlıklar. Bu elementallerin dışında işte şamanların da kullandığı ruh enerjisi var. Ruh enerjisi de bu elemental gücün hepsinin bir araya gelip oluşturduğu fiziksel varlıklar. Onlar da biz ölümlüler oluyoruz ya da işte diğer hayvanlar, diğer yaşayan canlılar, işte otlar, çöpler, her şey. Bunlar ruh enerjisinin işte dört element bir araya getirip oluşturduğu artık canlı varlıklar, yaşam varlıkları. Warcraft evreninde en azından böyle tanımlanıyor. Bizim Azeroth'taki olayın farkı tabii bunun korunması için işte Titan Eonar, yaşam titanı, işte ejderhalardan kırmızı olanlarına gücünün bir kısmını bahşedip Alexstrasza'yı da başlarına geçiriyor ve işte yaşamı korumaları için onları görevlendiriyor. Diğer dragon aspektlerin, ejderhaların başlarının da hep benzer görevleri var ve başka titanlar tarafından işte güçlerinin bir kısmı verilerek o şekilde sonradan böyle bildiğimiz ejderha formlarına geliyorlar. Yoksa daha önce proto
işte ejderhalar ve daha vahşi yaratıklar. Ama yine işte yaşamla ve kendi güçleriyle bir bağlantıları var. Sadece bu daha işte netleştirilmiş oluyor Titanlar tarafından ve güçleri arttırıldığı için daha işte bugün bildiğimiz ejderhalara dönüşüyorlar Azeroth üzerinde. Azeroth'ta böyle bir farklılık var. Bunun da sebebi aslında Azeroth Titanının, işte doğmamış Titanın gücünü korumak istemesi. İşte Titanların bunun için işte bu tip koruma mekanizmaları oluşturuyorlar. İşte Titan Forge dediğimiz yaratıkları bununla görevlendiriyorlar ve işte diğer bildiğimiz aksiyon oluyor orada. Ama esas olarak yaşamı korumaya çalışan Eonar. Bütün evrendeki yaşamı koruyan ve işte çoğu yerde hatta oluşturan Titan Eonar ve işte bizdeki Titanların oluşturduğu ölümlü ırkların yaratıcısı da bir nevi Eonar. O yüzden onun sayesinde işte elementaller sonradan işte bugün bildiğimiz ölümlü ırkların ilk haline dönüşecek şekilde bir araya geliyorlar ya da o elemental güçler işte ruh enerjisine dönüşüyor. Bu ruh enerjisinin tam tersi de fel enerjisi. Eğer işte yine aynı şekilde yaşam ve ölüm olarak iki enerji olarak düşünürseniz fel de elemental enerjinin tam zıttı. Bunu da yapmak için nasıl işte dört elementi bir araya getirip yaşam oluşturuyorsa felde de tam tersine kurban verilmesi ve yaşamın yok edilmesi gerekiyor. Ancak o zaman fel enerjisi oluşuyor. O ikisinin zıt olmasının sebebi de bu. Felde o yüzden bu kadar kötü görülüyor ve fel enerjisini kullanan yaratıklar genel olarak kötü olarak adlandırılıyor. Çünkü yani olan bir yaşamı yok etmeden o enerjiyi kullanamıyorsunuz. O yüzden öyle bir bağlantısı var. Blood Magic'lerin işte kan büyüsü diye bunun bir formu var. Bu da yaşam enerjisinin manipüle edilerek zorla büyü enerjisine dönüştürülmesi. Özellikle işte Death Knight'ların böyle bir işte disiplini var. Ayrıca işte Mage'lerin de bir Blood Mage olarak işte Blood Elf'lerin bir kısmı bunu yapıyor ama tabii Blood Elf'ler Death Knight'lar gibi bunu çok da nasıl diyeyim acımasızca ve işte böyle güç için gözü dönmüş bir şekilde yapmıyor. Aslında kendi enerjilerini yerine koymak için yapıyorlar ve nispeten daha kontrollü bir versiyonu. Gene tabii kötü o kan büyüsünü yapmak için yaşam enerjisini işte manipüle ediyor onlar da ama özellikle Death Knight'ların ve Blood Death Knight'ların kullandığı sistem çok daha acımasız ve işte vampirik bir sistem ve yaşam enerjisini tamamen nasıl diyeyim suistimal eden bir sistem. Temel olarak yaşam enerjisi bunun üstüne kurulu. Tamam, ben Diğer ve konu. sana anlatırken hani aklıma gelen bazı soruları sorayım. Tamam. Şimdi Azeroth'taki, daha doğrusu eminim evrendeki görevi budur tabii Eonar'ın, ama yani bir Titan olup da aslında dengenin Ion, yani Order tarafında yer alıp da, düzen tarafında yer alıp da yaşamla alakalı olarak bu kadar aktif rol oynuyor olmasının olayı ne? Normalde bir Titan o aslında, ama yani sanki böyle yaşamın şu anda Azeroth'ta bilinen life'ın şeyi, temeli biraz oymuş gibi geliyor bize. Aslında değil. Yani Aslında bir kısmının Titanlar tarafından yani yaratılmış da değil aslında. Hani oluşturulmuş böyle onlar bir nevi şey artık robotik yaratıklar olarak ve görev için yaratılıyor çoğu böyle Titan yaratımı olan ırklar ama sonradan dönüşüyorlar. Eonar'ın yaptığı olan zaten gezegende olan yaşamı koruma. Yani orada bir mesela ırk doğmuş ama çok fazla evrimleşmemiş. Fakat bir şekilde işte iyi bir şeyler yapıyorlar. İşte bu ruh enerjilerini keşfetmişler, kullanmaya çalışıyorlar. Kendi çaplarında işte şamanizmi, druidizmi keşfeden işte ırklara onlar yardımcı oluyor ve işte bu işte kırmızı ejderleri güçlendirdiği gibi onlara yol gösterici alt ırklar yolluyor. Mesela işte Senarius gibi
böyle işte yarı tanrılar yolluyor ve işte vahşi tanrılar da aslında bu amaçla yollanan ve o tip Ha, ben işte şeylerin onu enerjileri. soracaktım. Evet. Yani Red Dragon Flight dediğimiz, yani kırmızı ejderleri aslında temelde Ionar yapmıyor. Biz Yapmıyor. aspektleri Evet. yapmıyor. Onlar O var proto zaten. şeyleri var. Sadece güçlerini basıyor. Peki Onlar bu sadece güç veriyor. Evet. yani Wild God'ların o zaman yani nereden yönlendiriyor, ya da onlar Titan'larla olan ilişkisi ne? Yani tamam sen git diyor da bunlar var mıydı burada? Yani bunlar mı yaptı? Yani bunların ana kökenine ulaşmaya çalışıyorum, ya da bilinmeyen bir şey mi Nature Magic'in ana kökeni? Ya aslında o Emerald Dream ile bağlantılı. Emerald Dream işte Azeroth'taki yaşamın ölümlü ırklar olmadan yani işte humanoid ırklar olmadan kendi halinde böyle gelişmesi istenen bir alternatif evren. Öyle bir alternatif evren oluşturup orayı koruması için oluşturuyor vahşi tanrıları. Vahşi tanrılar aslında Emerald Dream'in koruyucuları. Ve işte oradan gelen nasıl diyeyim güçleri ve işte öncül işte Titanların oluşturduğu bir nevi projeleri onlar koruyorlar ve Azeroth'a doğru şekilde aktarılmasını sağlıyorlar. Azeroth'taki işte doğal dengenin korunması için bir nevi taslak olarak oluşturuluyor Emerald Dream. Eonar bunu aslında Eonar da değil Freya'yı başına koyuyor ve Freya onu kontrol ediyor. Bu Uldu'lardaki abla mı? Evet, aynen. Zaten Evet. Freya da bir nevi Eonar'ın avatarı. Yani Azeroth'taki avatarı. O yüzden benzer güçlere sahip ama tabii çok daha bir Titan'a göre çok daha az. Ve sadece Azeroth üzerinde etkili olacak şekilde. Ama işte esas zaten vahşi tanrıları oluşturma sebebi bu. Bunu Oluşturma da derken ben biraz takılıyorum oraya, yanlış anlama. Oluşturmak derken yani mesela atıyorum bu Goldrin'i Eonar mı yaptı, yarattı ya da ortaya çıkardı? orada şöyle bir şey var. Heh. Mesela şöyle düşün. Nasıl kırmızı ejderler daha önceden işte proto ejder ve işte titan gücü gelince bildiğimiz ejdere dönüşüyor. Aynı şekilde Emerald Dream'de de işte mesela bir kurt var. İşte bütün kurtların başı olan lider kurtu alıyor. Onun işte güçlerini yükseltip bilincinin oluşmasını ve işte görev alabilmesini bilinçli bir şekilde bu görevi yapabilmesini sağlıyor. Hem güç olarak hem bilinç olarak. Bu sayede işte belli işte mesela işte şey işte, Ursok işte ayılardan birini seçiyor ve işte güçlendiriyor. Hepsi zaten bir hayvan ve işte bir tek şey yani o aslında o da hayvan sayılabilir işte Senaryos. senaryos evet o da Senaryosun yarı aslında bir işte üstü var. Malorn var. Çünkü evet. babası Malorn ama Firebolt'un. Malorn şey aynı ırktan değiller. Yani Senarius yarı tanrı, Malorn vahşi tanrı. Ya zaten vahşi tanrıların hepsi işte Emerald Dream'de doğal gelişmiş yaratıkların en güçlülerinin Anladım abi. bir nevi işte Titanlar tarafından seçilip Peki o zaman daha da güçlendirilmişler. yaşamın Titan seviyesindeki general konumundaki kişiler kimdir? Yani en başta Eonar. Eonar tabii. Yani evrendeki yaşamı koruyan Eonar. Yani bu şekilde bir iç içe girmişlik var yani, net. Tabii, aynen. Yani zaten bütün Titanların yaptığı işte o evrendeki oluşmuş yaşamı ve düzeni koruma işte ayaklarından böyle canlıları koruma ve işte doğal dengeyi koruma görevi Eonar'ın. Ve bunun için işte Azeroth üzerinde de böyle bir mekanizma kurmuş ama işte buldukları bütün ve müdahale ettikleri bütün gezegenlerde buna benzer şeyler yapıyorlar. Biz Azeroth'takini biliyoruz sadece. Aslında hep işte nasıl Old God'lar var yolluyorlar bütün gezegenlere işte bulması için işte Void Lord'lar. Aynı şekilde işte Titanlar da bu tip şeyler yapıyor. Bu tip mekanizmalar kuruyor her gezegen üzerinde. Ve işte kendi oluşturdukları düzenin korunması için bu tarz işte görevli yaratıklar ve yarı tanrılar bırakıyorlar. Onlara böyle belli bir güç verip bizim Azeroth'takinin de işte korunmasından sorumlu olan Azeroth yüzeyiyle sorumlu olan tabii şey Freya ve o Ulduar'daki diğer ekip
Ama işte Emerald Dream ve onunla bağlantılı olan şeyleri koruyanlar işte vahşi tanrılar. Anladım abi. Murat Han, çok eğleneceğini düşünüyorum şimdi bunu yorumlarken. Fel, Fel. ölüm ve yaşam ilişkisi. Blood'a sonra gireriz. Ne düşünüyorsun? Ya şöyle hani aslında Warcraft filminde bunu çok güzel vurguladılar. Her ne Evet, kadar senden berbat bir bunu film olsa bekliyordum. da. Evet. Yani ne kadar berbat bir film olsa da çok güzel bir şekilde hani o film nasıl çevresindeki her şeyi yok ederek güç oluşturduğu, yaşamı yok ettiği, tükettiğini ve aslında yaşam da verebildiğini gösteriyorlardı. Trollo buradan Fel ile mesela yaşam veriyordu ama önce yanındaki bir geyiği öldürüyordu. Evet, Evet. bu arada Adam Lord'da öyle bir bu şey yok. Onu da söyleyelim. yok, yok. Yok yok evet Ama aynen. hani Onu örnek olarak verdim Yo, bunu. ben Çok kafadan büyük saçmalık karıştırmıştım. zaten çünkü. Ben bayağı büyük Evet. saçmalık. İşte hani Gul'danın böyle filmde bir tane yanında köylüyü şey çeker gibi çekip çekip böyle boz boz nargile çeker gibi çektiğini hatırlıyorsunuz bir sahnede öyle. Yaşamını eme eme güçleniyor Fel ve hani Death'le ben neredeyse aynı yere koyarım aslında. Çünkü ikisi de tüketme üzerine ve Yani Death'de aslında yaşayan bir varlığın yaşam enerjisini alıp, hani şu anda artık Shadowlands olduğu için çok rahat böyle atmalar, tutmalar da yapabiliyoruz. Hani Evet. Shadowlands'de bir yaşam enerjisine döndürüyor yani şu anda gördüğümüz kadarıyla. Evet. Anima Anime olarak. olarak. Evet, aslında Zaten evet. Yani Death'te ruhsuz bile yaşam olması yaşayanlara aynı ilginçmiş mantık. hani. Shadowlands'te bile yaşam olması zaten ilginç bir şeymiş hani. Hatta Shadowlands'teki hayat ebedi galiba. Çünkü ben hala Evet, şeyi ebedi. merak ediyorum. Shadowlands'te öldüreceğimiz bosslara ne olacak? Shadowlands'da öldüreceğim bossların animası büyük ihtimal Mav'a gidecek. Ben de öyle düşünüyorum. Mav'a gidecek ya da işte hani tekrar başa dönecek. Bir de Diğer şöyle bir şey tarafa var. Şimdi gidecek. ben Ne anlamı var o zaman? şöyle söyleyeyim. Shadowlands'da gördüğün her şey abi anima üzerinden çalışıyor. Yani yaşam enerjisi Evet. üzerinden çalışıyor. Yani oradaki gördüğün forge'lar, işte atıyorum güvenlik görevlileri, işte uçma rotaları, hani kuşçular falan, hani seni ruh haline döndürüp şey yapıyor. Her şey anima ile çalışıyor. Oradaki kullanılan animalara dönüşüyor olabilir. Yani şöyle Ha söyleyeyim. işte şey yani benim bahsettiğim geçen petrol kullanmaları Aynen yani öyle, aynen öyle. Petrole dönüşüyor benzin olabilir yani kullanmak. oradaki. Ama şu an için hani yorumlamak Ama çok... bilincini kaybetmiyor galiba. Yani enerji Şöyle formuna bilinç olayında da yorum yapabilirim. Sen bir bedene büründüğünde, üstelik kendi bedeninse, o zaman kendi bilincine sahip olabiliyorsun diye düşünüyorum. Çünkü sen şeyde hani geliyorsun, kalktığın zaman hani ölümden döndüğünü, hani ölüp olduğunu daha anlayamıyorsun. Kendi bedenin çünkü bedenine sahipsin. Yani biz oyuncu olarak öyle oynadık. yani. Anlatabildim mi demek istediğimi? Çünkü o yüzden idrak edemiyordu oyuncular öldüğünü. Orada işte Bastion'a gittiğimizde bu yüzden böyle bize baskı yapıyorlardı, işte öldüğünüzü idrak edin falan filan diye. Ya o yorum Zaten tabii. ara eventi görsek o mantığı kesin kuracağız da şu Evet, anda o orası da ara biz gizlemeyi eventte sanmıyorum. oyun çıktığında göreceğiz. Hani Evet. Fel'in yaşamı kullanarak güçlenmesine verilecek çok mantıklı başka bir örnek. Legion'da Tombow Sygeras'ta gördüğümüz Soul Engine mesela. Evet. Evet. Orada hani Legion'da zaten ondan sadece bir tane yok yani o en aslında uç örneklerinden biri. Çünkü Tombow Sygeras'taki Nighthawk'larını kullanıp onları hani enerjiye çevirip kullanıyordu Ama Legion. şey diyebilir miyiz o zaman abi, ölüm, fel ve kan büyüleri için genelde bir transformasyon var. Yani direkt olarak böyle yaşam üretme üzerine değil de, yani life'daki o nature, doğal büyüdeki gibi değil. Hani fel başka bir enerjiyi alıp başka bir enerjiye çeviriyor. İşte blood başka bir enerjiyi alıp başka bir enerjiye çeviriyor. Yok Ama yok şöyle düşün. Bence hepsi yaşamı yaşam alıp kendilerine enerjisini harcıyor. çeviriyorlar. Ne, anlamadım Yaşamı abi. alıp kendilerine çeviriyorlar. Tamam ama Tabii tabii hepsi. diğeri yani normal olmayan bir yaşam enerjisi Yani oluşuyor şey aslında. demek istiyorsun hani. Onlar bir şeyi tüketmeden var olamıyor mu demek Evet. istiyorsun? Zaten bu ilginç bir şey şimdi düşününce. Hani o zaman Feli yani o Demon'lar şeyde oluştu. Tearsignator'da Işıkla gölgenin Light'la Void'in çarpışması da oluştu.
Ya şimdi onlar Fel'e doğrudan bağlantılı olmalılar diye tahmin ediyorum. Eredarlar başlattı galiba bu, değil mi aslında? Fel Magic. Fel Magic Bilmiyorum. Sargeras başlattı. Sargeras da öncesi var mı yok mu Kullan. biliyor muyuz yani şu anda? Yani Evet, Fel o Magic bahsetti kullanılmıyor doğru. muydu? Burada da İlk başta noktaydı. Sargeras bunu Ya bizim ortaya bir hikayede çıkardı. bildiğimiz ilk o Hemen Sargeras'ta bir görüyoruz. bakayım. Bir Yani de ona ben hani tabii demek istediğim kendi şu. konusunda çalışıp uzun uzun anlatırım da. Demek istediğim şu, yani Yok abi. ölüm, fel ve blood'ın petrolü, hani petrol diyorsun ya sen. Life. Petrolü life. Life'ın petrolü ne? Life'ın petrolü işte Enerji. elemental enerji. Heh, oraya gelelim abi o zaman. Yani bu elemental enerjiler nasıl oluşuyor? Onları light oluşturuyor işte ve aslında light ve aslında life ve bir sonraki bölümde tahminen konuşacağımız order arasında bir ittifak var gibi yani, çünkü yani light'tan geliyor life anladığım kadarıyla, değil mi? Çünkü Tabii. Yani light parçasından elementler oluşuyor, değil mi? light Gezegene, parçaları evrene. fiziksel şeylere, objelere çarptığı zaman elementalleri oluşturuyor. Evet yani. Elementallerin de güçleri bir araya geldiği zaman ruh enerjisini oluşturuyor. Yani life bile light'tan geliyor yani. Tabii Evet. zaten, ama zaten mantıklı olan da o yani. Ya ama o Çünkü zaman şunu sorarım, çünkü çok şeyi karıştırmadan, ama Void'den gelen bir şey yok. Dead Void'den gelmiyor. Var Disordered var. Void'den Void gelmiyor ama. evreni var ya zaten. Void evren, yani Void Lordlar Void evreninde. Onlar bizim evrenimize, işte fiziksel evrene geçemiyorlar kendi halleriyle. Yok, şey demek istiyorum, hani aslında hem Order hem de Light'tan kökenlenmiş gibi. Tabii, öyle zaten. Yani Yani sanki Light daha baskın gibi tanım orada. olarak, zaten tanım olarak şey diyor yani, bu işte Big Bang ya da işte patlama, işte Void ile Light çarpıştığında oluşan patlamadan sonra saçılan işte ışık enerjileri fiziksel parçalara çarptığı zaman elemental güçleri oluşturuyor. Elemental güçler de fiziksel olarak işte nasıl diyeyim, bir araya geldiğinde işte bildiğimiz elementalleri oluşturuyorlar. İnançla Zaten besleniyor. ne? İnançla besleniyor. Hayır, inançla beslenmiyor. İnanç yok. Değil mi? Yani Niye? Yani Hayır, Light neden? All Might gibi değil, hayır. Değil mi? Light inanç enerjisi değil. Light şöyle düşün, işte Big Bang olduğunda bir patlama oluyor ve enerji saçılıyor ya Evet. işte evrene. O oluşan enerji Light, yani gördüğün ışık ve işte nasıl diyeyim, işte güneşten gelen ışık Light zaten. O işte yaşam veren ışık enerjisi o. Onun kutsal ışık olarak görülmesi, işte yaşam verdiğinden dolayı onu Kutsal. kutsal görüyorlar. Yani ve Narulardan dolayı o inanç kısmı var. Okay. Aslında Naruların dediğini yapmak, işte Warcraft evreninde fanatizm biraz Naruların yönlendirmesine birebir uymak gibi. Evet. Yani yoksa Light enerjisi ayrıca zaten kendi başına bir enerji. Ama Narular Light'ın fiziksel formu olduğu için onların dediğine işte uymak bir nevi işte evrenin kuralını bunlar belirler gibi bir öngörü de değil de varsayımdan geliyor. Öyle bir şey yok Anladım. çünkü. Anladım. Bir Yani o de sadece onların artık böyle şey ışıktan oluşmalarından dolayı gelen bir, artık nasıl diyeyim, işte aynen varsayım yani. Öyle bir aslında görevleri de güçleri de yok Narlar'ın. Peki o şey zaman eklemek ben bir şey istiyorum ben. sorayım mı? He, sor abi, söyle. Şimdi biz Blood Magic'ten bahsettik ya. Biz onu oyunda iki defa gördük aslında. Hem şimdi bu daha güncel olarak Mogular'da görüyorum. Ve yanılmıyorsam Leyşen'in olduğu raid'de de gördüm. Şimdi Anima adını olarak. hatırlamıyorum. Raden. Hem de Anima anime olarak. olarak gördük, değil mi onu? Evet, ama Anime yazıyor adı bir farklı yerde. yani. Anima o zaten. Yani yaşamsal anima, yani Azeroth üzerindeki anima, ama yani Yine Mogların, yaşam enerjisinden alınan bir şey olduğu evet belli yani yani. Mogların Shadowlands'teki tabiri bilip de ben burada kullandıklarını düşünmüyorum açıkçası. Zaten daha genel bir isimdir ama hani hoş bir detay. Evet. Diğerini de Blood Troll'lerde gördüm. Ve Evet, aynen. şimdi şey düşünüyorum. Ama Life bu Blood Troll'lerdeki biraz worship ve kurban, sacrifice vermekle alakalı.
Ya Mogul'larda da Daily Sacrifice var. Değişik. Var var. Ya öyle ama böyle yaratılan canlılar falan vardır. Biraz daha mekanik şeyler yani atıyorum işte biraz uç bir örnek olacak ama lütfen yanlış anlamayın. Bir hayvanı kesip de işte bir başka bir varlık, onun kanından başka bir yaratık, yani canlı bir yaratık yaratmıyordu Mogul'lar. Onlar başka mekanizmaları çalıştırmak için animalarını somuruyorlardı. Diğer taraftaki yani trollerin kullandığı Blood Magic'si, hani voodoo dediğin, voodoo biraz daha şeydi, hadi voodoo'ya girmeyelim. Kan büyüsü direkt hani o kanı feda edip, yani sacrifice edip başka bir yaratık ortaya çıkarmak. Hani kendilerinden daha güçlü olan. Yani Hakkar'ın ortaya sokulmaya çalışılması ya da kendine bu kadar kan istemesinin sebebi o. Evet. Biraz öyle. Yani Fel'e şöyle düşünürsek aslında tam oturur. Yani Fel'in primal hali gibi. Böyle daha nasıl diyeyim basit hali gibi. Basit de denmez de. Yok basit gibi. Denir. Şöyle denir. Çünkü primal. Fel'de bir kullanıcı lazım. Evet. Ama Blood'da herhangi bir ara kullanıcıya gerek yok. O yaratılacak ya da işte Hakkar gibi mesela. Hakkar'ın kendi alıyor zaten o kanı. Hani senin arada bir başka bir büyücüye ya da işte Guldan'a ihtiyacın yok. Hı-hı. Yani direkt o sen zaten kanını sacrifice et o altarda. O kan ona gidiyor. Evet, zaten onun gücünün kaynağı o. Evet. Hakkar'ın Hakkar olmasının sebebi o. Ben çok ara bir spesifik bilgi vereyim istiyorum. Bu ara elementallere giriyoruz da arkadaşlar. Elementallere girdiğimizde aklınızda şey olmasın. İşte ateş, su, toprak, tahta. Değil. Yani Azeroth'taki element sistemi, yani daha doğrusu World of Warcraft evrenindeki element sistemi ateş, su, toprak, hava, decay, ruh. Yani bozulma ve ruh. Ruh dediğimiz ki zaten nature, life büyüsünün elementize olmuş halde düşünün. İşte o yani, dört elementin birleşmesiyle ve aslında spirit. Evet, bir onun tam zıttı var işte bir de. Çözünme, decay da onun tam zıttı. Life'ın tam zıttı olan. Yani burada normalde biz hep dört elementten bahsederiz gerçek hayatta. Azeroth yani World of Warcraft evreninde altı elementten bahsedeceğiz. Yani şu anda kafalarda karışmasın istiyorum. Hani şeyi söyleyeyim mesela, spirit elementinin yani life'ın önemli olaylarından biri şu. Etkisi altındaki canlıyı sakinleştirip neredeyse pasifize ediyor. Çünkü hani güvendesin. İşte yani hep böyle sakin tutuyor. Mesela Azeroth kendi üzerindeki soul, yani spirit elementini emiyor en başta. O yüzden elementaller birbirine giriyor. Azeroth onu emmeseydi mesela, belki en başından savaşla hani yazgılanmış diyeyim bir gezegen olmayacaktı. Ama belki fazla sakin olacaktı ve savunmasız olacaktı yani. Belki çok life baskın olacağı zaman. Onda şöyle bir şey de var, yani o spirit elementini tamamen emmesinin sebebi işte bu Old God'ların aslında gözüktüğünden çok daha fazla Azeroth'a nüfuz etmiş olması ve işte ölmemek için artık son çare böyle bir şey yapıyor gibi bir artık teori mi diyeyim, böyle bir şey de var varsayım. Yani mantıklı da bence. Sonuçta yani Azeroth üzerinde yaşayan varlıkların kaderini oluşturan bu hakikaten spirit elementini emmesi uyuyan Titan'ın. Çünkü çok yüksek miktarlarda hakikaten emiyor ki gezegenin artık böyle şey üstünde elementaller bir savaş çıkarıyor birbirine karşı. Bir saniye. Chat'e cevap veriyorum. Şöyle söyleyeyim o zaman, konuyu biraz daha Azeroth'laştıralım ve Azeroth'taki elementlere getirelim. Yani çünkü biz şimdi elementlerden konuşmaya devam ettikçe iş şamanlığa girecek. Çünkü şamanlık biraz daha life spirit elementini kullanıyor. Hani onun üzerinden yani life spiritinin ustalaştığı için diğer elementlere hükmedebilme şeyi oluyor. Hani o totemler falan oradan aklınıza gelsin. Life'da ustalaştığı için diğer elementlerin şeylerini kullanabilme şeyi kazanıyor işte. Ama onun öncesinde Azeroth'ta bu enerjiler nasıl oluştu ve hani bunların olayı neydi yani?
avatarları var. Birçok şeyin az isimlerini biliyoruz. Bunlardan biraz bahsedelim istiyorum ben. Kim anlatsın? Kim anlatsın? Hangi şanslı? Görkem daha ansiklopedi ya. Tamam, evet. At topu üstüne. Yani zaten işte aslında biraz başında anlattık. İşte her gezegende bu elemental formların oluşması için işte zaten ışık enerjisiyle işte bir nevi o gezegenin fiziksel yüzeyinin bombalanması gerekiyor. Ve o olduktan sonra orada elementaller oluşuyor. Azeroth'un ilk başta işte elementallerin Otun'un dediği gibi aslında dengedeler ve işte çok fazla gözükmüyorlar ve kendi halinde takılıyorlar. Ama bir yerden sonra Azeroth uyurken bütün spirit enerjisini emiyor ve işte elementaller bir saldırganlaşmaya başlıyor ve ilk başta işte kendi aralarında bir güç savaşına giriyorlar. Tabii bu sırada işte eski Old God'lar da var gezegen yüzeyinde ve onlar da yavaş yavaş yüzeyi ele geçirmeye çalışıyorlar ve tabii gezegen yüzeyinde inanılmaz bir böyle karmaşa, kaos ve savaş hali oluyor. Biz bu kısmın detaylarını bilmiyoruz. Sadece sonunda Black Empire'ın kurulduğunu biliyoruz. Ve işte Black Empire'da kurulması için işte Old God'lar elementalleri artık kendi taraflarına çekiyorlar ve hepsi işte bunları kullanıp kendi ordularına bir nevi katıyorlar ve bunun onların nedenini kendi sorabilir miyim abi? Yani bir Void tarafının Void generali yani gezegenin ruhunu sömürebilmek için neden elementleri aşması gerekiyor abi? Aşmıyor. Bunları zaten şöyle düşün. Aşmak işte, şöyle. Gezegenin doğal yapısında olan şeyler, elementaller. Old God'lar sonradan geliyor ve bunları da baskılayıp yüzeyi ele geçirip gezegenin ruhunu da işte kendileri artık Void'e çevirmeye çalıştığı için yüzeyi ele geçirmek zorundalar ve tabii Old God'ların kendi arasındaki mücadelenin sebebi bu işte muhtemelen bir güç savaşı. İşte evet. Tek başına bunu ele geçirip o doğacak olan işte Dark Titan'ı birebir kendisi yönetmek istiyor tek başına. Evet, tek kalmak istiyor. Yani muhtemelen bu yüzden kendi aralarında güç savaşı var. Tabii bu arada elementaller de zaten işte spirit az olduğu için dediğin gibi saldırganlaşmış haldeler. Doğal yapıları zaten kaotik ve saldırgan. Bunlar da zaten Old God'ların işini zorlaştırdığı için bir nevi onları da işte kandırıp kendi taraflarına çekiyorlar ve işte bak diğer elemental lordları işte baskılamana, yenmene yardım edeceğim diye onları işte manipüle ediyorlar. Sonra da ele geçiriyorlar. İşte zaten Titanlar Azeroth'a geldiğinde Black Empire gezegenin yüzeyini ele geçirmiş. Elementaller onların işte hizmetkarı olarak gezegen yüzeyinde ama bir yandan devamlı savaşıyorlar. Güç savaşları ve kaos devam ediyor. Zaten bu yüzden Titanlar elementalleri kendi artık cep evrenlerine hapsediyorlar. Her birine bir cep evren oluşturup aslında işte bizim sonradan gördüğümüz Firelands gibi böyle elemental evrenler. Oralar hapis olarak işte Titanlar tarafından yaratılıyor ve özellikle birbirlerine bulaşmasınlar diye her birine ayrı bir hapis evren oluşturup her birini kendi elemental evrenine koyuyorlar. Böylece Azeroth'un yüzeyindeki kaosu bir nevi yok etmiş oluyorlar. Tabii Old God'larla da Old God'ların da gücünü bu sayede büyük oranda düşürmüş oluyorlar. Kalan Old God'larla böylece Titan Forge olarak yarattıkları ordular daha rahat savaşabiliyor. Ve esas zaten sebebi de bu onları işte hapsetmelerinin. Zaten hem kaos yaratıyorlar hem gezegenin dengesini, doğal dengesini bozuyorlar. O yüzden şimdi böyle bugün gördüğümüz düzen aslında Titanların baskıladığı ve oluşturduğu düzen. Ve elemental evrenlerin de olmasa ben... Peki... Şu, söyle abi.
Ben şeyi sorayım hani biz hani Light'ı konuşurken Light'ın da böyle yanlış sıkıntılı tarafları var dedi konuştuk ya hani o kadar da masum değil konuştuk. Life da aslında böyle çok masum olan bir şey çünkü yani cılkı çıkarsa nasıl olacağını Everbloom'da ve Draenor'da görüyoruz alternatif Evet, evet. Onu da sen anlat. Evet, bak güzel nokta. Draenor'da. Onu ben Pyromancer'ı biliyorsun hatırladığım kadarıyla anlatacağım çünkü Chronicles 2'yi okumadım. Hani olay şu Aggramar, Draenor'da Wurtz Soul yok. Ön başta onu söyleyeyim kafalar karışmasın ama Aggramar oradaki yaşama müdahale etmek istiyor. Egodan belki de. Ve yaşam orada da bir savaş var. Gronlar vardı ya o Ogre'lerin atası olan. Devasa Gronlar vardı ya. Onlarla Guruldu Dragon Killer mesela. evet. Onlarla ama onlar çok daha büyük halleri yani. Onlarla Life'daki o Everbloom'daki canlıların ataları arasında bir savaş var. Aggramar bu savaşa bir açıdan müdahale edip aslında Everbloom tarafını yani Life tarafını biraz güçlendiriyor ve çok detaya girmeden şey yapayım. En sonunda o Everbloom'daki o Life bitkiler bir avatar gibi bir şey oluşturup Draenor'u neredeyse ele geçirecek hale geliyorlar. Ve şöyle oluyor aslında. Life hani sürekli Everbloom olarak söylüyorum. Draenor orada sürekli devam ediyor, genişliyor, genişliyor. Ama olay şu, Life'ın ve Everbloom'un ilerlemek için tüketmesi lazım. Aslında bu kilit bir nokta çünkü hani öylece durup büyüyemiyor. Çevresindeki şeyleri tüketiyor. En son kendini tüketmeye başladık. Ben orada en çok şey böyle hoşuma gitmişti. Hani ne derler çalı isim ya da yaratık isimlerinden overgrowth diye geçiyor ya. Evet, Böyle evet. fazla hani çünkü Murata'nın dediği Fazla şey geliyor. büyüme, evet. Çünkü artık etrafındaki enerjiyi sömürmek için o kadar agresif davranmaya başlıyor ki aslında yani kendi hedeflediğinden de fazla büyümeye başlıyorlar. Evet. Yani Yani yaşam diyorum ya en olmasına son rağmen. kendi kendini tüketecek hale geliyor. Aynen öyle. Ve Dengesi ıssal kaçtığı mutlu için. oluyor. Ne creepy bir şey yani Evet. aslında. Life de o kadar masum bir şey değil. Ve Güç aslında sistemi. Everbloom'a girerseniz orada bir üçlü konsey boss var ya onlar da bayağı üçlü konuşuyorlar. Evet. Yani O şey Warlords of Draenor'da Draenor'un eski Wallace of halinde Draenor'da evet. Hani ne halinde kadar agresifleşebileceğini görüyorsun. Hatta orada bir Archmage vardı. O Everbloom'daki o evet, gelini gideni Vayne'i çeviremedim çıkarmıyorlardı. şimdi. Hani o yav bitkinin kökü diyeceğim. Hiç de aklıma gelmedi. Root da Onlar ya geç aynen bitkinin kökü. Rootlar kadının Kök. aklını resmen ele geçirmiş ve Kökse. diriltmiş kadını. Evet. Kadın böyle işte o kökler işte o Vayne'lar sizi hepinizi kontrol altına alıp hepinizi tüketecek diyor. Ateş bunların hepsini temizleyecek falan diyor. Bunlar da aklında dursun. Ya Life'ın aslında bu kadar agresif davrandığı örneklerden bir tanesi de şeydir. Barents'te çok görürüz. O kuil borların oradaki çoğu şey belki el yapımı ama oradaki torn çatıları ya da tornların aşırı büyüyüp hani örte Evet. zarar verme noktası da Life'ın aslında hani Çünkü çok rahat yabanileşebiliyor aynen yani yani. agresifleştiği bir şey. Evet doğa kendini yeniliyor dediğimiz yerde aslında doğa başka bir doğanın element gücünü yok ederek kendini yeniliyor. O var yani. Evet. Tabii canım. Ya zaten genel olarak güçlerin bu güç artık en böyle saf halinde hepsini düşünürsek hepsinin bir başı boş kaldığında coştuğu bir aşama var. Evet. Yani en iyi gözüken işte bu iyi tarafın bile işte ışık, yaşam Light'ın domine ve etmek düzen. istemesi. Tabii, ışık, yaşam ve düzen işte bu üçü de kontrolsüz kaldığında ve işte altında onu yöneten ya da onun tarafından oluşmuş canlıların artık gücü böyle şey böyle şey kontrol altında tutulamadığında her zaman bir aşırılık tarafı var. Hepsindeki olduğu gibi. Zaten şeyde de var bu aslında Azeroth üzerinde senaryusta da görüyoruz bunu. İşte o onun yansıması bir nevi işte yaşam tarafından oluşturulmuş Dryad ırkının İşte Emerald Dream'de artık şey Eonar değil de
Freya tarafından işte güçlendirilmiş hali geliyor ve bunun artık oradaki yaşamı ve işte Night Elf'lerin yaşadığı bölgeyi korumak için ne kadar agresif davrandığını işte orklara Korkaksızdan hatırlıyorsunuz. tabii yani orklara direkt mikrop gibi davranıyor. Böyle onların da yaşadığını mesela düşünmüyor. Orada Tehdit olarak yani görüyorlar onları, kendi bölgesini ve kendi düzenindeki yaşam ortamını korumayı sadece düşünüyor ve işte başka işte orkların mesela yaşamak için onlara işte yol gösterme, yardımcı olma ya da böyle konuşmaya çalışma gibi bir şey yok. Direkt saldırıyor ve öldürüyor. All the great Ama outdoors diye. orada şeyi düşüneceksin şimdi. Bana şimdi yine Alliance şey diyeceksin de Grom oraya bayağı ağaçları kese kese giriyor. Öyle detay Ha, var. tabii Tam bu. orası öyle ama Ama yani bir hata dakika ne yapıyor. yapıyorsun da demiyorlar yani. E tabii. Direkt agresif bir şey olarak alıyorlar ya, direkt ağaçları keserek giriyor yani. Öyle bir durum Tabii var. ama şimdi şöyle düşün. Onların geldiği yani dünyada Tuvalet yok. zaten evet öyle bir olay yok yani. Zaten bunu koruyan bir güç yok. Başında bekçisi yok. Kendi başına büyümüş ağaçlara alışmış bir ırk geliyor. Öyle bir şey Evet. beklemiyorlar yani. Ha, burada ağaç var, keselim diye. Kütük olarak bakıyorlar ona Hatta sadece. korkuyorlar da zaten ağaçların arasından böyle fıstıklar Tabii falan tabii geliyor. ruhlar var, böyle yaratıklar çıkıyor falan. Korkuyorlar. Ama işte o düzeni koruyan şeyler bunu anlatmaya yanaşmıyor. Evet, İşte direkt gidiyorlar. yaşamın ekstrem tarafı da o zaten. İşte agresif yani. Aynen o agresif Nightelf'ler yüzü o. anca BFA'da tekrar var diye yeri döndü. Dur şimdi, dur, oralara girme. Yaşam ve ruha girelim. Şamanlara geçelim. Geçelim. Şamanlara. Ne diyorsunuz şamanlar Şamanlar. hakkında? Kullandıkları spirit büyüsü hakkında. Mesela onun da agresif ve defansif tarafı. Şimdi spek olarak baktığında şaka olarak ama yani gerçekten onun da çok agresif hani saldırı olarak bir de iyileştirici tarafı var. Mesela ben şeyi söyleyebilirim. Azeroth'ta orklar gelmeden önce spirit büyüsü kullanılıyor olsa dahi spirit olarak bilinerek kullanıldığı bir durum yok. Evet. Hani benim lore tekstlerinden çıkardığım sonuç bu. Mesela atıyorum içinde herhangi bir Titan şeyi yok. Atıyorum life şeyi, koruyucuları yok. Herhangi bir düzen yok. Diren orada kara düzenden gelmişler. Daha dedi ya hani tuvaletleri bile yoktu orada falan diye. Hani kara düzenden gelmiş olmalarına rağmen orklar bu spirit büyüsü üzerinde inanılmaz profesyonelleşmişler. Evet. Yani Evet. o Onun da yaşam... sebebi şeydir işte zaten. Diren orada vahşi kan elementallerle hep bir işin içinde oldular ya. Heh, aynen. Yani ama Doğru. özellikle yaşam şeyleri özel mesela hani yaşam diyoruz biz ama hep ölüleriyle bağlantı kurabilmeleri, Evet, onlardan zaten o bağlantılı. İkisi birbirine aynen. bağlantılı işte. Yani onlardan işte rehberlik alabilmeleri, onun üzerinden yürüyebilmeleri ve bunları işte bu şey ölüm ve yaşam arasındaki ruh gücünden ustalaşıp ateşe, toprağa, işte suya falan hükmetmeye başlamaları. Yani inanılmaz şey nasıl söyleyeyim? Hani hayranlık verici ve bunu daha sonra tutup Azeroth'a getiriyorlar ki Azeroth'taki işte ne derler, troll ırkları mesela özellikle Troller. Evet. öğrenmeye Peki başlıyorlar bunu. o zaman şeyi sorayım. Taurenler bunu da Taurenler de biliyor aslında bunu. Evet. Evet. Onlar da şaman mı? Ama hayır, şöyle Evet yani evet. onlar şaman da Taurenler Earthmother ve yani şamanizm biliyorlar aslında. direkt olarak ama spiritüel değil, biraz daha druidsel onların Druid anlamında. Evet. yaklaşımı Doğru konuya. söylüyorum. Yani şamanla ruh ilişkisini yani ben hep böyle değişik buluyorum. Yani bir de o kadar mistik ki kendi kökenini de bilmiyorsun konunun aslında. Evet. Yani çünkü sen direkt olarak işte tamam Ragnaros'tan aldım gücü, verdim toteme, işte vuruyor ateş gibi bir şey yok. Orada kendi içsel enerjini öyle bir şekilde yansıtman lazım ki o totem aktif hale gelebilsin. Ve bunu da Ya işte o... aslında Heh, buyur abi. onu şeyde çok güzel anlatıyorlardı sanki. Troll'un şamanizme öğrendiği kitapta bir kısım vardı direktörle. Aynen. Ya orada çok güzel anlatıyordu işte hani. Bir noktada çok agresif yaşam canlıları geliyordu. Başka bir noktada sakin bir geyik geliyordu sanırım. Sanırım kadarıyla şu an söylüyorum. Evet, Görkem belki daha yani. iyi aklımda. Ya doğru, aynen öyle. Hikaye öyle. Hani onu açıklıyorlardı troll'a. Evet. Hayvanlarla, simgeleşler. Ya mesela işte Tral örneğinin üzerinden gidelim biraz da. Hani bunu bir de fiziksel güce çevirebilen şamanlar var.
Aslında mesela oynadığınız şaman sınıfının da yeteneklerine baktığınızda bunları net bir şekilde görüyorsunuz. İşte atıyorum bu astral seyahate geçme muhabbeti var. Yani ölümle yapabileceğim bir olayı hayattayken hiç ölüm fazına geçmeden yaşayabiliyorsun. Bizim başımızı Legion'a bela etti ya. Karımla konuşuyorum diye. Aynen şey Nerzul'dan bahsediyorum. Evet, evet. O biraz daha iletişim kurma. Hani konuşma seviyesinde de benim bildiğim benim söylediğim bayağı forma giriyorsun. Hani gidiyorsun mesela yine başka bir yaşam formu olup da işte kurda işte dinozora şimdi şeyde dönüşebilme yetenekleri. Hani shape shifting yapabiliyorlar druid olmamalarına rağmen. Tabii aslında şey druidler ama daha sırlı onların dönüşüyor ama işte şamanlar daha daha spiritüel olarak dönüşüyor. Evet ha? Evet. Aynen. İşte hani o ruhani bir dönüşüm. Hani element olarak spirit yani ruhu kullanabilme ustalıklarından bahsediyorum zaten. Hani bir de farseer yeteneği mesela uzağa görebilme. Normalde işte bir hunter kuşunu gönderiyor. İşte ya da işte Kilrock bir gözünü gönderiyor. Falan. Evet. O şekilde bağlantı kurabiliyor ama bunlar gayet böyle işte yoga yapıp ellerini birleştirip işte başka böyle varlıkları ya görebiliyorlar yani. Bu inanılmaz evet. Bir şey. Farsiyerlik aynı zamanda geçmişi ve geleceği de görme gücü veriyor. Tabii tabii revvalcilik de yani bir anlamda. Evet. Yani aynı işte şey bizim yani kendi dünyamızdaki şamanların işte anlatılan güçleri gibi. Ama işte Warcraft evreninde bunu yapmak için işte ruh enerjisini kullanıyorlar. Dediğim gibi ruh enerjisine de hakimiyetleri bence işte her ırkın nasıl diyeyim yani çözüme ulaşmak için gidiş yolları farklı ama işte evreni oluşturan temel güçlerden biri olduğu için sonunda vardıkları yol aynı. İşte dediğim gibi orklar bunu Draenor'daki yaşam gücünün kontrolsüz vahşiliği ortamında yaşamaya alıştıkları orada büyüyüp artık yani ırk olarak evrimleştikleri için onlar bu kadar yatkın. Aynı şekilde ama Taurenler'de mesela işte Azeroth'un üzerindeki doğal yaşama ve işte doğal düzene olan artık bağlantılarıyla buna ulaşmışlar. Evet. Ve aslında işte Murat Han'ın dediği gibi Taurenler'deki druidizme benzer bir şamanizm ama işte bunu çok daha böyle ilkel seviyede yaptıkları için ister istemez bu şamanizme daha yatkın oluyor ve bunu ruh enerjisiyle yapabilmeyi öğreniyorlar. Çünkü bağlantı şekilleri öyle. İşte doğal dengeyi ruhani olarak algılıyorlar ve o sayede ruh enerjisini kullanmayı öğreniyorlar. İşte elemental güçlerin bununla bağlantısı olduğunu ve işte ruh enerjisiyle hepsini yönetebildiklerini fark ediyorlar ve bunu geliştirip aynı şamanizm seviyesine geliyorlar. Trollerde ise o biraz daha farklı. Troller ilk başta aslında bunu en ilkel seviyede yapıyorlar ama bir nevi doğuştan gelen bir güç gibi yapıyorlar. Bu da aslında trollerin ırksal rejenerasyon özellikleriyle bağlantılı. Çünkü kendileri her böyle İşte yaralanıp kendilerini yenilediklerinde aslında ruh enerjisini bilmeden kullanarak bunu yapıyorlar ve kendilerini yenilediklerinde ister istemez bir bağlantı kuruyorlar bununla. Buna odaklanıp kendini işte bu konuda yetiştiren troller de işte daha böyle ruhani ve artık sakin bu tip işlerle uğraşanlar da şaman oluyor sonunda. Aslında işte druid de olabilmelerinin sebebi o trollerin. Yani troller druid'de oluyor ve evet. İşte sadece aslında yani oyun içerisinde zandalar druidler görüyoruz ama troller de normalde druid olabiliyor. Yok oluyor. Troller de druid sınıfı oynayabiliyor abi. Ha yani işte ilk başta yok ya. Ha eskiden evet. Ha aynen sonradan işte sanki gelmiş gibi ama aslında ilk baştan beri işte troll ırkı bilinç kazanıp da kendi işte kabilelerini kurmaya başladıktan sonra bunları zaten keşfediyorlar. Hem şamanizmi hem druidizmi işte dönüşebilmeyi işte bu temel güçleri kendileri keşfediyorlar ve bu şekilde evrimleşiyorlar. Zaten bu sayede aslında işte Black Empire varken troll kabileleri yok olmuyor. Hiçbir şekilde yenilmiyorlar. Direnmeye devam ediyorlar ve
All Godlar onları tamamen kontrol altına alamıyor hiçbir zaman. Onun da sebebi işte şamanizm ve druidlikte bu kadar güçlü olmaları. Çünkü işte gezegenin bir nevi her zaman umutları saf gücüne, var aslında. Evet, saf gücüne direkt bağlantıları var. O yüzden zaten bütün ırkların da bu tarz böyle gidiş yolu farklı olup aynı sonuca ulaşma durumu var. Nasıl işte Light'ı kullanırken işte Human'lar farklı yoldan, işte Draenei'lar farklı yoldan gidiyor, işte Eredar'lar farklı buluyor falan. Aynı mantık işte şamanizmde de var. Yani, ya da şey diyeyim, ruh gücünde, ruh enerjisini kullanmada. O kadar çok druidizm dedik ki bir tanımlasanıza bize abi. Kim ister? Murat Han mı sen mi? Seni yorduk ama sen devam et diyeceğim. o kadar şimdi ben açıklarım derim tam şey yapamam. Sen yorum katarsın daha... falan böyle. Ya aslında. O zaman yani şöyle yaşam tarafından çok derinlemesine girmeden. Evet. Yani druidler de işte yaşam enerjisine mesela işte şamanizmde dedik ya elemental enerjiyle bağlantı kurmak için ruh enerjisini kullanıyorlar. Druidler ise işte yaşam enerjisinin en saf haline direkt olarak bağlanıyorlar ve doğal dengeyi bir nevi doğal dengeyle artık kendilerini paralel hale getirmeyi başarıyorlar. Bu sayede zaten işte mesela bir druid odaklandığı zaman çevresindeki yaşayan bütün canlıların canlılarla bir gibi oluyor ve bir işte oradaki hayvanın işte ruhunun ne halde olduğunu, ne yaptığını kendisi onlarla bir olarak hissedebiliyor. Bu sayede de zaten hayvanlara dönüşebiliyorlar. Çünkü o hayvan olmayı biliyorlar. Onun yerine kendini koymayı artık bir nevi son seviyede yapabilen bir algıları var. Bunu da işte doğal enerjiye kanalize olup onunla bir olarak sağlıyorlar. Tabii bu yolu gösteren ilk başta Senarius, işte Night Elf'ler evrimleşip de bunu algılayabilecek seviyeye gelince işte Freya yolluyor Senarius'u, git bunlara bunu öğret ki işte doğal dengeyi korumamıza yardımcı olsunlar. Onlara işte ruhlarını ormanlarla birleştirelim ve böyle koruyucu bir ırk haline getirelim. Yaşadıkları ortamları da işte aynı zamanda koruyabilsinler diye Senarius'u yolluyor. Senarius da en artık buna yatkın olanları seçip eğitmeye başlıyor işte Malfurion ve Tyrande'yi. Tabii Malfurion çok daha yatkın olduğundan ilk esas bilgileri o alıyor. Bunun nasıl yapıldığını ve işte druidlik mantığını ilk başta o öğreniyor ve ondan sonra diğer ırklar da bu şekilde aynen işte Malfurion'un yolundan giderek druidliği öğreniyorlar. Azeroth üzerinde zaten druid olabilmek için mutlaka bir nevi artık o Senarius'un ilk yolunu gösterdiği eğitimden geçmeniz gerekiyor. Araya çok ince bir tinfoil sokabilir miyim? Tabii. Şöyle bir laf atıyorum. Senarius olmasaydı Illidan bugünkü halinde olmazdı. Ne diyorsunuz? Yani Senarius sabırlı davranıp da Illidan'ı zorla bir druid yapsaydı evet. Belki de Illidan olmazdı diyoruz yani. Evet. Ama işte hani şöyle düşün. Hani bazen tarihte o an kötü olan şeyler ileride iyi şeylere sebep olabiliyor. Değil mi? Böldüm abi, kusura bakma. Morley Grey vardır falan diyor. Yani evet doğru aslında, çünkü ilk başta yani büyüye yatkınlık olarak aslında Illidan Malfurion'dan çok daha güçlü, çok daha yatkın ve evet. Yetenekli bu konuda ama Illidan çok sabırsız. Ve druid olmak için de sabırla işte doğal dengeye kanalize olmayı öğrenmek gerekiyor. Ve, evet aynen işte Illidan ama çok agresif ve hemen böyle bu güce ulaşmayı istediği için hep Senarius'la çatışıyor. Ama işte Malfurion daha kuzu gibi olduğu için tabii hiçbir dediğinden çıkmıyor. Senarius ne diyorsa yapıyor, sabırla buna katlanıyor ve öğreniyor her şeyi. Ondan sonra zaten Senarius bakıyor ki işte Illidan bu sabrı hiçbir zaman gösteremeyecek, onu reddediyor. Sen işte bunu öğrenemeyeceksin hiçbir zaman deyip kovuyor. Ondan sonra Illidan zaten işte büyü konusunda kendini yetiştirip sonra işte zaten bildiğimiz Illidan'a dönüşmeye başlıyor. İlk başta
Illidan bir mage. Zaten mage olarak da işte Highborn mage'lerin en güçlülerinden. Zaten biraz onu Legion'da da görüyoruz. İşte yönetebiliyoruz ya bir görevde. Evet. Hakikaten o kadar güçlü bütün anlatılan hikayelerde de. Ondan sonra zaten bu gücü kullandıktan sonra zaten fel ve işte diğer güçleri de suistimal edebileceğini kendi kendine keşfediyor. Yani o kadar Illidan aslında büyü açısından yetenekli ki Argeras'ın ona yani bizzat böyle bir karanlık titanın verdiği bir artık gücü o kendi suistimal edip ona karşı kullanabiliyor. Evet, kendisi evet. de o kadar güçlü. Yani mesela Malfurion'da böyle bir şey yok kesinlikle. Senaryos ne derse aynen yapıyor. İşte bir nevi çocuk ya işte, Malfurion. Evet işte bir nevi Velen'in Nauru'lu maması gibi Malfurion da öyle edilgen bir tip aslında. Ama işte Illidan kendi iradesiyle bu gücünü yönetebildiğini fark ediyor ve o yüzden de çok yüksek güçlü bir iradesi var Malfurion'a göre. Ama senaryosun istediği tabii daha itaatkar bir tip. Artık ne diyeyim çırak. Druidizmle ilgili birkaç bir şey eklemek istiyorum abi. Hı-hı. Şimdi biz Druidizm işte normal Azeroth'ta takılıyoruz böyle işte fare kesiyoruz falan, experience kazanıyoruz. Pat diye senaryosu diye bir tane abi geliyor böyle, boynuzları var. Hı-hı. Efsane güzel görünüyor. Etrafı ışıl ışıl. Malfurion'u aldı, Trendey'i aldı. Zaten aslında Trendey priest olarak şey yapıldı. Hani Druidizm'den biraz daha farklı. Malfurion ilk Druid şeyini kazandı. Azeroth üzerindeki ve Emerald Dream'le Azeroth üzerindeki canlılar arasında bir bağlantı kurulmaya başladı yavaş yavaş. Daha sonra bu dağılmaya başladı vahşi tanrılar arasında. Hani atıyorum her Druid işte atıyorum Urzok'a yani önce alıp da ayı olmadı ya da her Druid işte nasıl söyleyeyim yani Kartal şeyini benimseyip de o yoldan gitmedi. İşte ayrıldı bunlar. Druids of Talon dedik, Claw dedik, Fang dedik, Grove dedik. İşte bir sürü çeşidi çıktı ortaya. Bunun olayı neydi abi? Yani tamam o zaman ya da şunu söyleyebiliyoruz. Malfurion bunların hepsinde usta mı? Ya da buradaki öğretiler nasıl? Burada yaşamın kullanılması nasıl? Yani anlatayım. Aynen. Yani Malfurion'un kullanabildiği güçler Emerald Dream'deki vahşi tanrıların güçleri. Hı hı. Yani mesela Malfurion Pandaria'daki vahşi tanrıların güçlerini kullanamıyor. Ya da boğaların güçlerini kullanamıyor. Yani oradaki vahşi tanrıları Monklar daha çok invoke edebiliyor değil mi? Evet, evet aynen. Yani Monklar mesela daha gücü temel kullanabilen bir klas. Aslında Monklar da benzer bir mantıkta yaşam enerjisini kullanıyor ama Malfurion'un Druid olarak bunu kullanabilmesi ve o işte formlara dönüşmeyi öğrenmesinin sebebi Emerald Dream'deki vahşi tanrılar ve tek tek onların bu yolu ona öğretmesi. Zaten bütün Druidlerin de bu formlara dönüşebilmesinin altında bu var. Yani evet. Bu eğitimi ilk başta Emerald Dream temelli olarak öğreniyor. O yüzden yani esas formlar hep oradan geliyor. Yani diğer aslında şeyler de mesela işte kul tiranların formlarının o şekilde farklı olmasının işte taurenlerin ne bileyim işte formlarının farklı olması işte en farklı mesela troller. Troller temelde druidliği çok farklı bir mantıkla öğrendiği için formları da o kadar farklı. Yani zaten sebebi de bu. Yani Emerald Dream bağlantısı olmadan öğreniyor troller. Peki bir ama şey daha ekliyorum soruma. Emerald Dream'de olmayan bir Wildcard formu diye bir şey yok o zaman. Yani illa bir Druidizm'de öğrenebileceğim bir yol Emerald Dream'deki bir Wildcard üzerinden geçecek. Doğru muyum? Aynen öyle. Zaten Wildcard'ın işte oluşturulma sebebi ve formatı da aslında biraz buna uygun şekilde. Yani Emerald Dream işte Azeroth'un taslak halinin ve doğal dengesinin hiç bozulma ölümlü yaratıkları olmadan hiç bozulmamış hali ve işte bunu korumakla görevlendirilen oradaki normal o yaşantının içinde evrimleşip oluşmuş yaratıkların her birine bir güç veriliyor ve o güç sayesinde zaten işte Emerald Dream'den faydalanıp da bu formlara dönüşebiliyorlar. Yani Druidler de bunu nasıl diyeyim kendilerine
örnek olarak alıyor ve o çünkü çok belirgin bir güç. Hissetmesi ve uygulaması kolay. İşte mesela bir kediye, normal bir kediye dönüşmek için o kediye kanalize olup onun işte nasıl bir işte ruh halinde olduğunu, ne yaptığını, avlanırken ne düşündüğünü düşünmek daha zor. Ama zaten hazırda bir tanrısal bir güç var. Onu hissetmek ve onun işte formuna girmek çok daha kolay bir druid için. Onu hissedip ona kanalize olup oradan öğrenip bunu direkt uyguluyorlar. Yani en azından yani Malfurion'un öğretisinden giden druidler böyle yapıyor. Emerald Dream'den faydalanıyor. Oh, bu ara arka arkaya takip aldık. Yayında akıyor tabii. Teşekkür ederiz takipler için. Hoş geldiniz diyor ve bir sonraki soruya geçiyorum o zaman. Abi, şamanlarla tamam. Druidler arasındaki farklar abi. Bu çok önemli. Ben çok yani, Yani işte şamanlar ruhsal enerjiyi kullanarak yaşamla bağlantı kuruyorlar. Ama druidler yaşayan varlıklarla bağlantı kurarak yaşamla bağlantı kuruyorlar. Yani şöyle düşünün. Gezegen, mesela gezegenin yüzeyinde bir zaten doğal denge akıp gidiyor. Ama bunlar işte üst bir mesela enerji hali var. İşte elementallerin ve işte ruhların ölüp işte devam eden kalan işte ruhların zaten oluşturduğu bir döngü var. Bir de alttan giden zaten olan bir doğal döngü var. İşte mesela işte yağmurun yağması, oradan işte ağaçların çıkması, orada hayvanların avlanması. Mesela bunun da yarattığı bir düzen var. Druidler o düzenle bağlantı kuruyor. Ama şamanlar ruhsal seviyesiyle bağlantı kuruyor. Yani aslında aynı şeye ulaşıyorlar ama iki ayrı taraftan bununla bağlantı kuruyorlar. O yüzden şamanlar daha elemental olarak bakıyorlar olaya. Yani yaşam gene yaşam enerjisi, gene ruh enerjisi ama daha nasıl diyeyim temel olarak bakıyorlar. İşte yaşamı oluşturan elementleri kullanıyorlar. Druidler ise oluşmuş yaşamın yarattığı düzeni ve gücü kullanıyorlar. Anladın mı? Evet. Eda çok merak ediyorum dedi ya. Evet, onu soracaktım. Geldi soru. Çok öyle. Peki i̇şte biraz... söyle abi. Ya form değiştirme dedin ya mesela işte karıştırılan şey işte oluyor. Druidler de işte form değiştirebiliyor. Şamanlar da işte kurta dönüşebiliyor falan diye. O çok denir mesela. Onu ayrıca söyleyeyim. Şamanların dönüştüğü şey bir hayvan değil. Onlar ruhsal bir forma dönüşüyorlar. Aynen. Kurt ruhuna dönüşüyorlar bir nevi. Ama druidler direkt olarak o hayvanın kendisine dönüşüyor. Ya aslında oyun içinde görebiliyorsun. Şamanlarda düşüklerini evet, çevrelerinin halini bir anda ağır etmiş oluyor. Görüntüsünün de farklı olma sebebi o. Ruhsal bir forma dönüşüyorlar. Aynen işte astral seyahate yakın bir mantık. Bir de çok küçük bir şey eklemek istiyorum. Druidler biraz daha o nasıl söyleyeyim işte hani takip ettikleri hayvanın ya da işte yaşam enerjisini kullandıkları ya da ona işte kendini adadıkları hayvanın direkt kendi oluyorlar. Görkem'in dediği gibi. Mesela bir ayı ise Urzok'u takip ediyorsa ya da Goldrin'i takip ediyorsa işte Worgen'e dönüştüyse direkt o hayvan oluyor. Onun gücünü o şekilde kullanıyor. Şamanlarsa elementaller üzerinden gidiyor. O biz altı element. Daha çok doğal güçler üzerinden. Ama daha çok işte ateş, su, hava ve toprak üzerinden gidiyorlar. Altıncı elementi de söyleyeyim. Dikey. Dikey. Dark Şaman diye bir şey var, görmüşsünüzdür. Dark Şamanlarda ruh enerjisi yerine çürüme enerjisini kullanıyorlar. Dikey var ya tam karşısında evet, işte. Dikey. Spirit'in karşısındaki dikeyi evet, kullanarak. Yani Dark Şaman olma sebebi o. Bir nevi Shadow büyüsü gibi ama Shadow'a ulaşmasını işte çürüme enerjisini kullanarak sağlıyorlar. Mesela şey Magatha Grim Totem işte en ünlü Dark Shaman yani onu da o zaten elemental tabloyu da tam kullanmış oluyorlar o zaman. Ama tabii çürümeyi kullanmak çok hoş karşılanmadığından Dark Shamanlık da çok hoş görülen bir şamanlık formu değil. Hiç görmedim, araştıracağım Dark Shamanlar olduğunu bilmiyordum. Dark Shaman'lar, Mist of Pandaria'da, G4 Grimmar'da boss aslında çünkü Garrosh onları kullanıyor. Evet.
Evet. Orada da var ama daha önce Grim klanı çözüyor. Evet, Magatha çözüyor. Bir de şeyde çok net bir şekilde gördük onu. Emerald Nightmare'de aslında şeyin dikeye dönüşmesini biraz da. Evet. Life'ın dikeye dönüşmesi değil mi? Evet. Life'ın tam anlamıyla dikey formunu Emerald Nightmare'de net bir şekilde gördük. Peki bu niye Void canlısının Nightmare'inde var? Ne? Niye Void canlılarının old katlarını oluşturduğu Nightmare'de bu derece dikey var? Aslında elementar tablolar arasında çok ciddi bir sınır yok muydu? Onlar aşılamıyordu ya, öyle düşünüyorum. Community olarak. Hayır, ya tabii şimdi onlar şöyle düşün. Yani Old God bile yok aslında Emerald Dream'e sızan şey. Nasıl işte Void Lord'lar fiziksel evrene sızamıyor, Old God'lar da Emerald Dream'e sızamıyorlar. Yok, yoksa o çok güzel sızıyor şimdi. Sızabilmek için işte ilgi not gibi böyle artık Old God'ın Old God'ı bir alt yaratık oraya yollayarak ancak bunu yapabiliyor. Ve zaten bunu da direkt yapamıyorlar. Ancak işte Savius... Ağacın kökleri de yok Saron. Şöyle evet. Değil mi aslında? Ağacın köklerine bağlanarak başlıyor yok Saron'un yapmaya. Evet, daha evet, sonra Fandral'ın ilerletmesiyle. Hı-hı. Ama işte bunun yolunu Savius açıyor zaten. Yani direkt yapamıyorlar bunu. Evet. O kadar zor nüfuz edebiliyorlar ki, o kadar güçlü bir yaşam enerjisi var ki orada, bunu bozmaya çalışmak için bile böyle üçüncü aşamada ancak oraya nüfuz edebiliyorlar. Ya orada yani ben biraz da Emerald Nightmare'ı hani sözün içine katmamın sebebi dikey, hani insanlar merak eder abi hiç görmedik falan. Net bir şekilde hani Grim totemlerin şeyi biliniyor da hani bariz bir şekilde burada gördük yani. Evet evet. Şeyini. Doğanın çürümesi. Evet, doğanın çürümesi. Çürüyen ağaçlar. Vahşi tanrılara geçelim. Şey zaten hatta Nitendra rot hani rot büyüleri kullanıyor Nitendra ilk boss olarak şimdi bildiğim zaman. Çürüme ve rot hani onu kullanıyordu. Evet. Evet tabii canım, atakları hep rot aynen. Hep dikey atakları var. Evet. Çürümeyi kullanıyor. Okay. Fatih'cim sorunu aldın. Sorayım. Yayının sonuna doğru. Biraz o Wild God'lara bir giriş yapalım şu anda. Tabii. Wild God'lar nelerdir abi? Kimlerdir? Nedir? Ne değildir? Şimdi Wild God'lar Senarius şeyin oğlu dedik. Şimdi adını unuttum yine. tek tek mi el alalım? Kaç tane bence genel bir isim çok verip çok önemli olanları şey yaparız. Hani Gold çok mesela da fazla yok işte. Yani birkaç türü var. Böyle gücüne karşı ilk savaşta savaşmış Goldrim var mesela. Evet tabii. Kurt olan. Malon. Hı-hı. Aviana. Malon geyik olan. Aviana da harpi. Harpi kuş kanatlı olan. Evet kuş. Ursol. Asiyana. Ursol ve Ursok. Ursok. Ursol ve Ursok kardeş bu ara. Evet evet. Hani ayı olarak. Kaplumbağa var. Tortola. Malon'u söylediniz. Ashmane var bu arada. Decay'yi aslında biraz temsil eder. Bunlar da hani Goldrin'le benzetebilirsiniz. Goldrin de bu arada kurt Wild God'ı. Logosh. Logosh biraz daha şey adı, nasıl söyleyeyim? Spiritual adı ama evet. Hani Azeroth üzerinde Goldrin diye biliniyor. Aviana'yı söylediniz, harpi olanı. Bir de Agamemnon, hani adını söyleyemiyorum bunun. Agamemnon. Aganigi Naganigi. İşte domuz olan. Yani hayır Allah'ım evet. Düzgün söyle. Bebeğim Agamagnan. 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 Evet. Bildiğim kadarıyla Tortola ölüyor. Blood Troll'lar yiyor onu resmen. Evet. Evet ya. Evet. Yani şeyini nasıl söyleyeyim. Nazmir'de gördüğünüz o büyük kaplumbağa kabuğu Tortola'ya aitti. Aslında şeyler de var, bu Tortola'ya benzeyen su altında yaşayan Wild God'lar da var ama onlar biraz daha pasif ve su altındaki ne diyeyim hani basit düzeni işte planktonlar işte küçük şeyleri yesin, planktonları balıklar yesin falan gibi düzeni kontrol eden Wild God'lar var ama genel olarak Wild God'lar hakkında şunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Emerald Dream'de varlar aslında, Azeroth üzerinde de bütün yaşamsal düzeni kontrol ediyorlar. Özellikle hayvanları. Evet yani tabii yani yaşamsal yani insanın bir Wild God'u yok ama
Çünkü evet. insan doğal olarak oluşan bir şey değil Azeroth'ta. Yani Virkullardan evet. evriliyor. Virkull'dan geliyor evet. Onlar da işte başka formdan bu tarafa evriliyor. Onlar da mesela Draft Magic kullanıyor yine. Ha, genelde. Mesela işte cüceler de direkt olarak yaşam enerjisinden gelmiyor. Çünkü işte Curse of Flesh ya da Gift of Flesh'ten oluşuyorlar işte ya da... Nasıl baktığınıza göre. Tabii. Ama genel olarak Azeroth üzerindeki yaşamın tamamen kontrol edicileri ve gözetleyicileri Wild God'lar. Ve zaten Druid arkadaşlar da bu yaşama kendilerini adadıklarından ve işte bu kendi işte inanç şekilleri, yani bir inanç düzeni diyebilirsiniz buna. İnançları üzerinden formlarını bu şekilde kazanıyorlar. Mesela Emerald Nightmare demiştim ben az önce. Emerald Nightmare'de de yani ele geçirilişi aslında bunların yozlaştırılmasıyla oluşuyor. Yani bunların dikeyleşmesiyle oluşuyor. Yoksa tutup da işte herhangi bir dikey gelip de kendi kendine buradan Emerald Nightmare oluşmuyor. Emerald Dream'in arada, kendisi. Pardon bir yanlışımızı düzelteyim. Tortola değil o Torga'ymış. Torga mı? Şeydeki. Aha. Torga mı? Torga. Aa, ben Tortola sandım. Evet. Ben onu hep Tortola diyeyim. Peki o zaman şeyi sorayım. Chronicles hani aslında bir sonraki konuya da bağlantı kurmuş oluruz böyle çünkü. Chronicles geldiğinde Loa'ların Wild God'larıyla aynı tier tabiri caizse içinde olduğu anlaşılmamış mı? Evet evet zaten aynen işte Torga bir Loa mesela o yüzden yani onlar da Wild God aslında değil mi? Ha, evet ama Loa'lar yani Wild God'lar gibi Emerald Dream kaynaklı ya da aslında zaten şey Wild God'ların da türleri var yani Loa da Wild God'ın bir türü yani öyle anlatabiliriz mesela işte Utku'nun anlattığı Wild God'lar Emerald Dream ben gelenler. Emerald Dream'deki titanlar tarafından güçlendirilmiş işte hayvanlar. Ayrıca mesela Pandaria'nın Wild God'ları var. Onlar da işte Celestial'lar. Aynen işte Chiji, Suen, Yulon işte orada gördüğümüz işte Zanza. Aynen. Zanza yok. O şeyde Pandaria'da yok. Değil şeyde, mi? O Loa olarak. Mesela işte şey bir bakayım tam isimleri. Spiritual deyince Yulon, aklıma Zuen, direkt Zanza geliyor da benim. Yok yok. Yulon, Zuen, Chiji ve Niu Zhao. Bunlar Pandaria'nın Wild God'ları. Bunlar tamam. Işte, bu Time Zizel'dakiler. Aynen oradakiler. Bunlar aslında işte Pandaria'nın izole kalmasından ve enerji işte güçlendirmesiyle nasıl diyeyim, kişilik kazanan aslında oranın lokal hayvanları gibi. Yani o mesela oradaki işte uçan işte ejderhalardan bir tanesi işte gücü kazanıyor ve Yulon oluyor. İşte, şeylerden oranın kedilerinden biri Zuen oluyor. İşte Turna Chiji oluyor. İşte Yak da Niu Zhao oluyor. O sayede yani o Pandaria'nın izole kalması sayesinde oranın kendine has Wild God'ları var. Onun sebebi de o. Loa'larda mesela işte trollerin şeyler işte dedim ya druidlikle bağlantıları farklı, şamanizmle bağlantıları farklı. İşte druidlerin bağlantısını sağlayan bu Loa denen yaratıklar. Bu Loa'ları da aslında bir nevi kendileri yaratıyorlar. İşte mesela bir şeye troller işte bir şeye inanıp ona böyle inanç olarak işte Eda'nın dediği aslında Loa mantığında birebir. Eğer işte belli sayıda troll aynı şeye inanıp aynı şeye işte bir şey vakfederse mesela işte diyor ki işte nasıl diyeyim kan işte kana tapıyoruz kan işte bize yaşam verir o yüzden işte kanın bir tanrısı olmalı diye mesela Hakkar'a tapıyorlar. Ve Hakkar işte bir Loa olarak güçleniyor. Hakkar işte bu inançları yaratıyor aslında. Ve bu ona inanmaları ve ona işte tapınmaları onu güçlendiriyor. Loa'ların zaten altında yatan şey bu. Ve Loa'lar başka Loa'lar yaratabiliyorlar işte güçlerini ona vererek. Ve böylece işte mesela ölmüş trollerin işte çok güçlü olanları ve işte
ruh enerjisi güçlü olan trollere diğer loalar güç verip onları loaya çevirebiliyor. Bu yüzden mesela loalar arasında bir hepsi aynı güçte değil. İşte güçsüz loalar var, küçük seviyede loalar var. Mesela işte Battle for Azeroth'ta görmüşsünüzdür, bir tane hırsız loa var. Evet, i̇şte, Scavenger değil mi? Yani aynen işte. Neydi onun adı, Johnny miydi? Var ya. Ha, öyle bir şeydi, hatırlayamıyorum da şimdi. Ya ben hepsini karıştırıyorum zaten bunların ya. Evet ya, çok fazla loa var zaten. İşte belli başlı olanları da görüyoruz. Mesela Rezan, işte Rezan'ın Rezan olma sebebi işte trollerin en güçlülerinin ona inanıp işte güçlerini ondan aldığını düşünmek. İşte bu şey diye sayede geçiyor işte. Zaten kralların loası olarak geçiyor da. Evet aynen. Peki o zaman ben bir şey sorayım mı? Sor. Hani doğal inancı trollere özel gibi şu an kadar anladık da bayağı Setrakların da doğası var, Setralis. Onlar da ona inanıyor ciddi anlamda. Evet. Tabii. Onlar da yani aynı mantıkta işte trollerle aynı coğrafyada artık evrimleşmenin getirdiği bir şey bu. Şey de mesela Vulperalarda da benzer bir mantık aslında. Bütün oranın lokal ırkları ve işte trollerle aynı coğrafya ırkların hepsinde bir loa inancı ve yani bundan güç alma durumları var. Hepsi aynı mantıkta doğa ve doğal düzene bakıyor. Çok temel ve artık ilkel bir halinde görüyorlar her şeyi, öyle diyeyim. Yani çünkü troller bu şekilde, yani ilk evrimleşen ırk olduğu için troller her şeyi en ilkel ve en basit halinde görüyorlar ve artık kendi, nasıl diyeyim, gelenekleri de bu şekilde evrimleştiği için bunu hiçbir zaman da bırakmıyorlar ve bu geleneksel artık tapınmaları ve bu inanç düzenleri loaları oluşturuyor. Yani bir nevi o kadar güçlü bir inançları var ki kendi tanrılarını yaratabiliyor. Peki bu vahşi, yani Wild Guard'larla olaylarını bunların. Yani Evet. aslında mantık Ben de onu olarak bayağı soracaktım. farklılar. Aynen. Normalde Life'ın düzeni olan, hani ne derler, platformu olan Emerald Dream'den çıkmıyor bunlar. Tabii yani Emerald Ring zaten Titan yapısı bir düzen. Yani onların. doğal dengeyi kurmak için öyle bir mekanizma kuruyorlar. Ama işte kendi halinde olan bir doğal denge var Azeroth'un üstünde ve bu da loaları yaratıyor. Ve mesela Pandaria gibi izole bir yerde de oranın kendi vahşi tanrılarını yaratıyor. Trollerin loaları yaratma sebebi de işte çok eski olmaları ve zaten işte doğal dengede her şeye bir isim ve işte aynı işte bizim şey gibi düşünün. Eski kabileler, işte ilk insan Sesin kabileleri gitti işte Görkem, bir tekrar alabilir miyiz? Geliyor mu eski şimdi? kabileler gibi düşünün. Geldi mi şimdi? Ha, geliyor abi. Ses var mı? Ses. Ha tamam. Mikrofondan çok uzaklaştım, alamadım. Yok, ondan değil Yani abi, internet şey yaptı, cortladı bir ara. olabilir, pardon. Yani aynı işte insanların ilk kabileleri gibi, nasıl işte mesela işte güneşe bakmış, güneşten işte ısınmış, ışık geliyor, o güneşe tapmaya başlamış, işte ateşi keşfetmiş, işte ateş bana işte gece ısınmamı sağlıyor, ona tapmaya başlamış. Yani trollerde de benzer mantık var. Troller bunu ama fantastik bir seviyeye taşımış. Gelenekselci oldukları için artık bu gücü maddeleştirmişler ve onlar da loa olmuş. O kadar böyle Ya inançları. mesela Rastakhan'ın gücünün bütün kaynağı Rezan. Evet, aynen. Peki o zaman ben Sustum orada, bir şimdi boğsam da anlaşması vardı, hiç araya girmek hayır istemedim çünkü. hayır. O sonra canım. Yani hayır. Rezan Aslında gidince. Rezan'dı. Onu kaybedince oldu mesela. Evet. Hani Rezan çok zeki bir canlı olduğu için Zul'un trap'in içinde koştu ya, onu kastediyorum. Evet tabii. Aslında Reza'nın sağlam gücünü de kraliçe, neydi kadının adı? Talanji'nin Evet. kullanırken net bir şekilde Tamam. görüyoruz. Ve Light kullanıyor. Bir de ben başka bir şey soracağım. Şimdi bu Wild Guard'lar, Loa'ların biraz ölümleri şey de muallak diyeyim. Wild Guard'lar ölebilen yaratıklar yani, Loa'lar da öyle. Ne oluyor Tabii. bunlara? Yani Ama bu bir... reforme olabiliyor. Senaryosu olmuş mesela. Evet. Hatta ben şeyi de söyleyeyim. Torga da sonradan geri geliyor. Yenen işte dev kaplumbağa var ya. He, ben O da Torgalı şu an sanıyordum. yaşıyor sonradan. Zaten
sonradan küçük bir şey olarak işte kaplumbağa yavrusu olarak geri geliyor aslında. Canım ya. Yani böyle o zaman yine uzun bir respawn süresine mi giriyor? Peki mesela Torga için evet şey diyor mesela Setres için hani onun bir rebirth vakti geriden doğa vakti gelmiş de doğamıyor. Acaba ne var diye mesela bir temple'a yolluyor. Evet. Benim sadece merak ettiğim konu şu. Mesela Torga öldü. Ona inanmayı bırakırsa troller öldü diye. Ya da Rezan öldü şu anda. Daha doğrusu Decay tarafı hatta onu aldı diyebiliriz. Biz zindana girdik. Onu öldürdük. Yani atıyorum krallar ya da işte troller inanmaya bırakırsa Rezan'a. Yani çünkü asıl kaynakları o. Evet. Gançtan besleniyorlar. Aynen. Petrolleri o. Ne duruma giriyor ve ya da Wildcard'larda bu durum ne? Bu tarz bir şeye ihtiyaç duyuyor mu yani Wildcard'lar? Bence benim anladığım Wildcard'lar ihtiyaç duymuyor çünkü onların varoluşu zaten başka bir şeyden kaynaklanıyor. Aynen. Onları inanmaya gerek yok. Bunun sadece Loa'lar inanca ihtiyaç duyuyor. Peki o zaman ben iki şey sorayım mı? Birincisi respawn'lar dedik ya. Respawn süresi var dedik ya. Rezan ölüp bizim tarafımızdan öldürüldü. Ona ne olacak? Şu anda bilmiyoruz onu. Çünkü yani bu şekilde ölen bir tek Rezan var. Çünkü Rezan'ı dikeye düşüp ölen Evet, dikeye dönüştürülen zorla. Çünkü Loa'larda normalde böyle bir döngü Loa işte şey gibi nasıl diyeyim fiziksel formda bir aslında canlı ve yarı tanrı. Yani yarı ölümlü. Ama öldüğü zaman da geri geliyor. Geri gelme süreci işte dediğin gibi buna inanılması lazım. Gene evet. İşte bu öldü ama geri gelecek demeleri lazım ve buna topluca buna inanarak nasıl diyeyim dua etmeleri, onu beklemeleri lazım. Anca o zaman geri gelebiliyorlar. Bu olmazsa hakikaten yok oluyorlar. İşte ama yok olduklarında Shadowlands'e mi gidiyorlar? Mesela eski troller işte şeyi biliyoruz işte troller öldüğü zaman Shadowlands'e gidiyor. Ve onlara özel bir yer var Otherside diye. Yani Hakkar öteki taraf... galiba. Ha? Hakkar. Hakkar da oradan geliyor. İşte zaten şey Hakkar'ın orada olduğunu da öğrendik Shadowlands'te. Evet. Çünkü boss olarak gözüküyor öteki dungeon'ında. Mesela ben bazı örnekler verebilirim hatırladığım kadarıyla. Bu ölmüş de İşte inanılmadığı için geri döndürülemeyen loalar. Mamot var mesela. Gundurak'taki tanrılardan bir tanesi. Bir de Kitix var. Aynen güzel örnek. Sitrax ırkında. Bu da işte Tyr'le savaşında işte savaşı kaybediyor. Aslında loa şeyi çünkü nasıl söyleyeyim Amani trolleri bunlara tapıyordu daha önceden ama artık inanılmadığı için ya da işte Görkem'in dediği gibi hani dua edilmediği için ona geri dönsün diye tamamen durmuş durumda ya şu anda ya da Shadowlands'te bir yerde duruyorlar. Bilmiyoruz ama anladığım kadarıyla söyle Wildcard'larda öyle bir durum yok. Şey hani artık bu sondan önceki ikinci sorumuz olduğu için hani bir şey daha soracağım. Gahun ortaya hayır. Tam onunla ilgili bir şey soracağım aslında. BFA ilk geldiğinde İhsan'dan Nazmi'ndeki Blast Troll'ü gördüklerine mesela hakarım dediler ya daha sonra onun Gahun olduğu ortaya çıktı ve aslında Bonsen'den de Law of Dead'liği almaya çalıştı. Tüm o ölen ruhları kendine almaya çalıştı. Ve Blood God'lığı da almaya çalıştı. Evet. Blood Troll'lar buna yeterince inansaydı Gahun bir Law olabilir mi? Sanmıyorum. Ya zaten aslında şey şöyle bir durum var. Yani bir önce şey söyleyeyim işte Wildcard'ların inanılmaya ihtiyaç duymama sebebi Titanlar tarafından zaten güçlendirilmiş olmaları. Onların varoluş sebebi farklı. O yüzden inanılmaya ihtiyaç duymuyorlar. İkinci olarak Gahun'un trolleri orada etki altına alması ve kendi güçlenme sebebi aslında o trollerin yani bir Loa yaratabilecek bir gücü bir eski tanrıya kanalize etmeleri. Evet. Zaten o sayede serbest kalıyor. Çünkü onu zaten hapis tutan... Eski tanrı demeyelim. İnsanların kafası karışmasın. Old God diye. Old God'ımsı. Yani şey tabii Gahun orijinal bir Old God değil. Yok. Deney olarak üretilmiş ve işte üzerinde deney yapılması için böyle yaratılmış denek bir varlık. Mother yaratıyor onu da.
Ama işte sonradan güçleniyor ve Blood Troll'leri manipüle edip onu hapis tutan mekanizmaları yok etmelerini sağlıyor. Aslında bu kadar güçlenmesinin de sebebi Blood Troll'lerin yani bir Loa'ya inanırcasına ona inanç güçlerini vermeli. Evet, çok ama ben şey düşünüyorum. Gahun doğal bir varlık olmadığı için Loa'laştırılamıyor bence. Ya da Loa'laştırılamıyor. Evet, artificial. Olmuyor zaten. Loa'laşamaz. Diye düşünüyorum. Son ama konu başlığını... Ama manipüle edebiliyor. Evet. Ama son... demek ki Bone Thunder'ın gücünü çalabilecek, yani yerini çalmaya kalkabilecek gücü de var. Ya gücünü çalması orada biraz da şey ya, onun animasına hani animasını alıyor. Sacrifice'lar ona değil de ona gidiyor. Evet. Yani çok da tabii. Zaten direkt onunla işte şey yani. Güçenmiyor yani. Güç savaşları değil mi yani? Mesela onun güç kaynağını çalıyor yani. Petrolünü alıyor işte. Yani Blood Troll'leri manipüle ettiği için bunu yapabiliyor. Yani yoksa kendi başına böyle bir gücü yok. O işte onu hapis tutan mekanizmaları kırdırıyor ve işte serbest kalınca da daha çok güçlenmek için Von Sandy'nin işte gücünü emmeye çalışıyor. O zaman son konu başlığına gelelim abi. Kutsal ışık yani Light, Life ve Order arasındaki bağlantı nedir ne değildir? Evet. Onu ben şey yapayım mı? Tabii. İşte şimdi anladığım kadarıyla şimdi onun önündeki hafta Order'ı sanırım konuşurken de daha detaylı konuşacağız. Light o ışık patlamasıyla evren oluştuğu zaman şunu söylüyor Chronicles. Işık parçalarından Nauru oluştu. Onu Hololight'ta konuştuk. Elementaller oluştu. Onu da şimdi konuştuk. Light'da. Ve bazı World Soul, bazı gezegenler Titanların aslında özü oluşuyor Light yüzünden. Yani Order ve Arcane oluşuyor. Titanlar. Onun için bu üçü birlik, yani aynı aslında bence, aynı amaç hizmet eden. Üçlü kardeş. Ve hepsinin amacı belki de evrendeki kendi istedikleri düzeni kurulması ve kendi istedikleri canlıların veya ırkların sonuna kadar yaşamaları. Ve yakın. En sonunda da bir tanesi tabii kalıp hüküm sürecek ama bunların başı Light. Hani Titanlarla Light'ın ne alakası var diye sorarsak tekrarlayarak söylüyorum. O kadar araya aralarına keskin çizgiler koymayın. Çünkü şu ana kadar oyundaki Titan mekanizmalarından Light Blues çıktığını çok gördük. Yani mesela Ratian'ı tırnak içinde yaratan makine Light saçıyordu. O küçük küre vardı ya. Hani onu kullandıkları makineyi kastediyor. Light saçıyor. Gahun'u purify etmek için kullandığımız ışık Light Forge of Origination'ı yine biraz Light'a şey yapabiliriz. Arada o kadar keskin çizgiler yok ve hepsi düzen. Belli bir düzen istiyorlar. Evet. Sapmayan. Kendilerine itaat eden. Benim bu konuda düşünüyor mu? Örtem ne diyor? Ben de diyeyim kendi yorumumu. Yani ben de çok yakın. Zaten gerçekten yani Chronicle'da da işte bütün bu güçlerden bahsettiği yerlerde hep o şekilde tanımlamışlar. Yani bir yaşam enerjisinin oluşma sebebi işte ışığın ilk önce evrende patlaması ve bunun işte çeşitli şekillerde işte yaşam ve fiziksel formları oluşturması. Zaten fiziksel evren oluştuğu zaman o fiziksel evren dediğimiz şey işte Great Dark Beyond diye geçiyor. İşte uzay yani Warcraft evrenindeki uzay. İşte gezegenler, yıldızlar bunlar hep Light'ın cisimleşmiş veya etki ettiği halleri. İşte düzen dediğimiz işte Order ve altındaki işte onun baş güç kaynağı Arcane işte mistik güç yani zaten bu evrendeki düzeni temel olarak zaten almamız lazım. İşte yaşam zaten bunun gezegenlerdeki hali. Düzen bütün evrendeki genel yaşam düzeni ve işte fiziksel evrenin düzeni. O yüzden zaten Titanlar bu işte mistik enerjinin fiziksel hali olduğu için bir nevi ilk olarak böyle işte nasıl diyeyim işte doğan
gezegen ruhları aslında bu gezegenin işte en fazla light tarafından nasıl diyeyim güç emip artık fiziksel hale dönüşecek kadar bu mistik enerjiyi toplayabilmiş olanları. Zaten titanların oluşma şekli de bu şekilde aşağı yukarı anlatılıyor. İşte bir gezegen varsa o gezegenin içinde bir ruh oluşuyor ve bu doğduğu zaman da bir titan ortaya çıkıyor. Yani bunun olması için de o mistik enerjinin orada çok yoğun bir şekilde bulunması lazım. İşte Azeroth'un bizim işte üzerinde yaşadığımız gezegenin bu kadar farklı, güçlü olması, bizim oynadığımız karakterlerin bu kadar böyle istisnai işler yapabilmesinin sebebi olarak da işte Azeroth'un doğmamış titanının doğunca en güçlü titan olacağı öngörüsü artık söyleniyor. O yüzden zaten üstüne bu kadar savaşlar dönüyor ve bu kadar önemli. Ben de Bence şöyle böyle. bir yorum mu katayım Olur. orada abi? Yani aslında biz 6 kozmik güçten bahsediyoruz ve üçünün birlikte çalıştığını ve daha sonra birbirine düşeceğini hani mutlak değil şeyi hakimiyet sağlayınca ve diğer üçünün de aslında birlikte hareket ediyormuş gibi görüyoruz. Bu üçlüler işte dediğimiz işte Light, Yaş, Life ve Order. Diğer taraftaki üçlülerse Death, Void ve Disorder hani düzensizlik, kaos Evet. dediğimiz şey aslında bu kozmik güçlerin birbirlerinin varoluşlarına sebep olma mantıklarını yani idraktan uzak tutuyor olmaları çok enteresan. Yani Life evet Evet. kendisini sonsuza dek yaşatmaya çalışıyor canlılarını ya da yaratıklarını ölümden uzak tutmaya çalışıyor ama nihayetinde bir ruh enerjisinin bittiği zaman gideceği ya da işte ruhun gideceği yer ölüm ya da işte var olacağı şey ölüm yani bir yerde bitecek çünkü bir şey. Atıyorum Death'in var olmasının sebebi zaten Life. Ya da atıyorum Evet. Fel'in ortaya çıkıp da kaos yaratıp işte düzensizlik getirip ya da düzensizlik getireceği bize söyleniyor ama farklı çünkü kendilerinde ne kadar düzenli bir orduya sahip olduklarını Burning Legion'da gördük. Yani Evet. ama bunun karşılığında işte Order'ın bu Disorder'ın var olmasına sebep olduğunu nasıl söyleyeyim biraz sanki idraktan uzak tutuyorlar. Yani Titanlar evet var Disorder'a karşı koymaya çalışıyorlar ama kendileri var olduğu için aslında karşıları var. Ya da işte Light var olduğu için Void var. Biraz enteresan. Biraz hani bu konuya bu şekilde baktığımız zaman böyle felsefesi daha böyle saatler boyunca gidecekmiş gibi bir konu. Girmiyorum. Tabii, İnanılmaz karışık bence. Ama evet bu üçlü özellikle Azeroth üstünde Light, Life ve Order birlikte hareket ediyorlar gibi görünüyor şu anda. evet. Ve bence Void, Death ve Disorder'ı ayrıntılı konuşmaya başladığımda yayınlarda kitaplara yaklaşacağız. Evet evet kesin beyinlerimizi yakacağız gibi görünüyor. Şimdi soruları almadan önce bir internet jortluyor gibiydi ama ben araya böyle ince bir soru sokuşturmak istiyorum. Torpil geçiyorsun kendine. Kendime torpil geçiyorum evet şey olarak. Abi ağaçların durumu ne? Yani Life'da biz bunu konuşmadık ama yani ağaçların yeri çok ayrı. Yani Teldrassil, Nordrassil, işte kuzeyde bir tane Grizzlesis'te bir ağaç vardı kırıldı. Life of Trees. Yani birden Senin fazla benim kastettiğin bildiğim World Tree, evet. bu dünya ağaçlarının olayı ne? Yani bu ağaçların zaten World Tree'lerin işte oluşma sebebi bu Emerald Dream'le işte Azeroth üzerinde bağlantı kurulan yerler buralar. Onlar o yüzden var. Yani doğal dengeyi kurup işte Emerald Dream'le bağlantı kurarak buraları korumak için özellikle işte bunlar yerleştiriliyor ve büyütülüyor. Üstünde de işte yaşayan ırk zaten Night Elf'lerin olması işte koruyucu olarak aslında onlar oraya yerleştiriliyor. Ve bütün işte dünya ağaçları, World Tree'ler aslında birebir olarak Emerald Dream'le bağlantılı ağaçlar. Ve aslında ilginç tarafı da şu, onların olması yüzünden Emerald Nightmare'de Oluşuyor. oluşabiliyor. Çünkü ulaşılabiliyor Emerald Çünkü evet Emerald Dream'e yani bizim Azeroth üzerindeki herhangi bir fiziksel varlığın ulaşabilmesinin tek yolu bu dünya ağaçları.
Şeydi değil mi İşte onun adı? oradaki Şahadralar ismiydi. Neydi? Bu Emerald Baldrassil. Nightmare'in. Şaladrasil. Evet. Şaladrasil. Şaladrasil şeydeki Valsaraş'taki. Balşara. Aynen. Balşara'da evet. Aynen. Zaten işte Şaladrasil'in işte köklerinden ilk başta yayılıyor ve oradan oluşuyorlar. Yani işte Old God'lar değil ama işte ilk başta zaten Yok Saron bunu keşfediyor ve buraya müdahale edebildiğini görüyor. Ama bizzat kendisi oraya geçemiyor. Bunu yapmak için de işte Ildinot gibi yaratıklar kullanıyorlar ve yavaş yavaş işte Xavius'un da yardımıyla geçebiliyorlar. Yani güç olarak en azından Ya etkileyebiliyorlar. çünkü şeyde gülüyoruz. Arkimond'un da hedeflerinden biriydi yani bu yaşam ağacı World Tree bile. Tree'ler yani. Tabii tabii yani oradaki güç zaten onun işte direkt çünkü bağlantısı var. Şöyle düşün, o kadar yoğun bir yaşam enerjisi var ki o noktada yani bunu emdiği zaman gezegenin artık en büyük savunmasını kırmış oluyor. Yani o gücü hem kendisi zaten işte fel gücünü kullanmayı artık ilk bulan yaratıklardan biri olduğu için Arkimond hem bu gücü kullanmak için oraya saldırıyor hem de gezegenin savunmasını zayıflatmak için buraya saldırıyor. Bir şey daha söyleyeceğim. Bir teori var. Tabii bu teori de kalmış bir şey. Bir yerde okumuştum. Gamepedia'da mı okudum? Wiki'de mi okudum? Tam net hatırlamıyorum ama bunlar, bu ağaçlar aynı zamanda hani Emerald Dream'in kendi öz mekanizmasından dolayı Azeroth'un aslında reset tuşları olduğunu da söyleniyor. Five keys to open our way, five torches to light our path. Yani reset tuşu olarak aslında şey değil. Mesela Titanların yerleştirdiği reset tuşları işte Forge of Orca Origin'de. Yok, onlar değil. Hani bunlar hani doğal şey. Hani atıyorum patlasa, atıyorum gezegende bir şey olsa buradan tekrar kendini Yani yeniden başlayacak yaşam yaşam tekrar tabii o tabii. ağaçlardan Ve dolayı onun oluşmaya başlayacak. mesajını aslında Warcraft 3'ün sonunda veriyorlar ya, ne olur eski Evet. patladıktan sonra yine o kökleri oluşmaya başlıyor. Fırında Evet, hiçbir şey evet. olmamış gibi. Medivh de orada Yani böyle kalın sesiyle bize evet. konuşuyor. Çok güzel Evet. konuşuyor. Kökler yeniden büyüyecek. Aynı dünya gibi. Güzel bir şey. Onun mantığı şu. Yani Emerald Dream ile bağlantısı olduğu için işte Azeroth üstünde yaşam tamamen yok edilse bile aynen işte ister Titanlar tarafından ister dış düşmanlar tarafından bu olsa bile o ağaçlar kaldığı sürece Emerald Dream'den yaşam enerjisini Azeroth'a aktarabiliyor. Mantığı o. Zaten Titanların o aslında işte Forge of Origination'ı koymasındaki mantık da bu. Onu sadece işte her şeyi yok etmek için yapmıyorlar. Yok edelim de işte oradan yeniden başlatalım, yeni bir yaşam oluşsun diye yapıyorlar. Ya ne güzel. Bozulmamış bir yaşam işte oluşsun, işte dış etkenlerden etkilenmemiş bir şey yeniden oluşsun diye öyle bir mekanizma koyuyorlar. Ne olur ne olmaz diye. Çünkü işte Old God'ları tamamen yok edemediklerini anladıklarında işte bu tip güvenlik mekanizmaları kurmaya karar. Onun da sebebi o. Anladım. Aslında biz kısaca anlattık ama bir arkadaş kesinti yaşadım. Anlatıldıysa YouTube'dan dinlerim demiş ama kısaca değinebileceğimizi düşünüyorum. Horde faction'ı ve druidlik nasıl başladı diye sormuş. Yani her ırkın farklı. Sonuçta Horde olarak bakarsan işte Tauren ve yani druid şey troll. tabii ork aslında yani trollerin mesela sonradan orklardan sonra katılıyor troller ama troller şamanizmi orklardan çok daha önce öğreniyor. Yani şamanlık olarak mesela günümüzdeki yeni hordun şamanlığı Thrall sayesinde. Yani ama Thrall bunu işte orklara ve işte sonradan katılan şaman adaylarına öğretirken aslında troller bunu biliyor çoktan. Ve kendi içlerinde kendi öğretileriyle bunu öğretiyorlar. Ama işte Druidizm ise Taurenlerle gelen bir tabii şey. Taurenlerin Night Elf'lerle ilişkisi olmasından geliyor. İşte o da işte Taurenlerin şamanizmi de druidlik gibi olduğu için direkt olarak yaşam enerjisine bağlantıları var ve işte
Night Elf'ler de bunlar bunu öğrenebiliyor diye öğretiyorlar. İşte kendi kurdukları düzene karşı kullanılmaması ve onu koruma şartıyla öğretiyorlar. Zaten Moonglade'de işte Taurenlerle Night Elf'ler yan yana orayı koruyorlar. Görmüşsünüz. Zaten birçok savaşta aslında şeyi görürsünüz. Özellikle yani Blizzard'ın ben buna bilerek dikkat ettiğini de düşünüyorum. Pek çok Hı-hı. faction savaşında Druid'ler çok fazla yer almaz. Videolarda olsun, işte campaign'lerde olsun. Bir de zaten... soruya net bir şekilde cevap vermiş olmak için şunu söyleyebiliriz abi. Tral'ın kurduğu Horde'a Taurenlerin ve Troll'lerin dahil olmasıyla Druidizm Horde'a dahil olmuştur diyebiliriz. Tabii tabii, aynen. Bir sonraki soruya geçiyorum. O zaman Human'lar, Orc'lar neden Loa yaratamıyor? Çünkü Light'a inanmıyorlar. Evet. Yani aslında çok orklar, kısa öz bir cevap var. Yani Human'lar Light'a Light'ı zaten yani inanca gerek duymayan bir şey Light. Zaten kendisi enerji olduğu için yani insanların inanç sistemi Light üzerine kurulu. Orkların inanç sistemi de ruh enerjisi üzerine kurulu. O da zaten şamanizm. O yüzden Loa oluşturacak bir sıfırdan bir şeye güç yüklemiyorlar. Bir varlığa güç yüklemedikleri için aslında. Bir de dediğim gibi yani aslında kendi aralarında Human'lar atıyorum tutup ben Eda'ya inanmaya başlasam Warcraft evrenindeki oluşumda Eda doğal bir varlık değil. Virkul'dan evrenime. Evet. Evet, Human'lar o yüzden onu yapamadı. Son bir soru adı şimdi geldi zaten. Shadowlands'te ağaçlar var galiba, Argus'ta da vardı. Aynı şekilde Outland'te Draenor'da da var. Onlar da Emerald Nightmare'e, işte Emerald Dream'e bağlı değil arkadaşlar. Değil. Emerald nasıl Dream yani? Nasıl? Yani ne demek istedim? Yani Emerald şöyle söyleyeyim. Başka gezegenlerdeki yaşam, life ya da spiritual life Emerald Dream'le alakası yok. Evet. Emerald Dream sadece Azeroth'la alakalı bir durum. Evet, evet. Emerald Dream zaten Titanların kurduğu bir cep evren gibi bir şey. Ve aslında Azeroth'un blueprint'i hani. Evet, taslak hali. Taslak hali diyebiliriz. Shadowlands için şöyle bir yorum yapabilirim. Orada gördüğümüz bütün yaşamsal formlar anima gücü. Ki yayının başında söylemiştik. O zaman ben ortaya bir bomba atayım mı? At. Belalır'dan aklımda olan fikir bu. Ve mantıklı bence. Chronicles'da Shadowlands'ın tam karşısına Emerald Dream'i koyuyormuşlar. Yani. Evet. Bunu sadece Görkem'e söylemiştim. Hı-hı. Hani bunu boşuna yapmış olmanın imkanı yok ve Belalır'da hani belki bir Lifelands'ın var diyor mesela. Onun karşılığı yani, olarak. Onu şöyle algılamak lazım. Şimdi bizim bu kozmik tabloda aslında karşı karşıya bunları yani bizim reality dediği şey de aslında merkez Azeroth'tur. Yani evet. Gerçeklik sadece evet. İşte bizim perspektifimizden Azeroth üzerinden bakınca Azeroth'un yaşam kaynağı Emerald Dream. Yani yaşamsal enerji kaynağı, yaşam enerjisi kaynağı ya da en başta Emerald Dream. Ama işte Azeroth'takiler de öldüğü zaman Shadowlands'e gidiyor. Aslında burada yani karşı karşıya olmaları sadece karşıt güç olduklarından değil de karşıt evren gibi olmaların. Çünkü evet. Yani ölünce gideceğin yer aslında bütün gezegenlerdeki yaşayan herkesin ölümlülerin ölünce gideceği yerin Shadowlands olduğunu biliyoruz. Mesela onu açıkça zaten şeyde bile resmi sitede bile yazmışlar. Yani bir tek Azeroth'un Azeroth'takilerin ölünce gittiği yer değil. Orada şöyle bir şey söyleyebilirim Murathan. Benim fikrim şu. Eğer realitede Draenor olsaydı Emerald Dream yerine işte Emerald kutu, Emerald Mousepad gibi bir şey olacaktı. Yine Titan yapımı da olabilir ama merkezdeki bulunan gezegen Azeroth olduğu varsayımıyla oraya bence o çarta yani o tabloda tabii, Emerald tabii, Dream zaten, var. Tabii kozmik chart Azeroth perspektifinden yani şeyi elementlere falan bakışı da aynı. Çünkü sadece mesela olan işte sudan oluşan gezegenler var ya da ne bileyim işte Void'in tamamen ele geçirdiği gezegenler. Ya
onlara göre mesela bunu koyamazsın. Çünkü Void'in ele geçirdiği gezegen aşağı koyman lazım o zaman. Ama orada da yaşayan mesela ölümlü varsa ölünce Shadowlands'e gidiyor. Yani orayı Old God'lar da ele geçirmiş olsa. Şey düşünün mesela işte Black Empire Azeroth üstündeyken Azeroth üstünde ölen ölümlüler gene Shadowlands'e gidiyordu. Ama dışarıdan baktığımda o bir işte Void tarafından ele geçirilmiş bir gezegen gibi gözüküyordu. Tatmin o yüzden perspektif olayı var yani bunların. Oldum diyor. Yani özellikle hani diğer dış güçlerde değil de bu reality'nin etrafındaki elementler ve Emerald Dream ve Shadowlands o Azeroth perspektifinden olarak onu algılamak lazım. Diyoruz ve ekleyecekleriniz var mıdır diye takıma soruyorum. Sorularımızı da aldık. Fazla da konuştuk. Normal süremizin de çok dışına çıktık. Var mıdır arkadaşlar ekleyeceksin? Çünkü life bu aşkım. Endless. Hiç Eonar konuşmadık da konuşmayalım. Eonar'ı ben şeye bırakıyorum biraz. Order tarafına bırakıyorum. Çünkü ya, order tarafına, asıl yani, tamam. Şeyi... Titan olarak konuşuruz. Titan yani. Hani Titan. Tabii, tabii. O aslında olgu olarak. Diyoruz ve söyleyeceklerimiz yaşamla ilgili bu kadar diyoruz ve müsaadenizi istiyoruz arkadaşlar. Çok keyifli bir yayındı. En kısa zamanda YouTube'da görebilirsiniz diyor ve müsaade istiyor. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Görüşmek. Kendinize çok iyi bakın. Haftaya Arcane. Çok dikkatli olun. Arcane var. Düzeni konuşacağız. Titanlar. Bir yayınımız vardı ama gerisine gireceğiz. Lütfen takipte kalın. Görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Teşekkürler.